Herkese günaydın. Fast Company ve Turkcell Global Bilgi tarafından düzenlenen Müşteri Deneyimi Ödülleri etkinliğine ve törenine hoş geldiniz. Bugün müşteri deneyimini önce konuşacağız. Ardından müşteri CEO ve CMO oturumlarında müşteri deneyimini konuşacağız. Ardından da Türkiye'de ilk defa Turkcell Global Bilgi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz müşteri deneyimi ödüllerini 15 sektörden temsilcilere takdim edeceğiz. Az evvel söylediğim gibi bu araştırma Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi. Turkcell Global Bilgi'nin öncülüğünde gerçekleştiren araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi'nden Nihat Tavşan, Yeditepe Üniversitesi'nden az sonra da konuşacak Can Erdem danışmanlık yaptı. 20 Ağustos 6 Eylül arasında 5300 kişiyi kapsayan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonunda gerçekleştirildi. Bir Türkiye'de şimdiye kadar biz de çok çeşitli araştırmalar, anketler düzenlemiştik. İlk defa müşteri deneyimini alıyoruz. Bunun bir nedeni de, önemli bir nedeni de artık her alanda büyük rekabet var. Şirketler çeşitli yetkinliklerde, teknolojilerde eşitleniyorlar. Farkı müşteriye dokunma tarafı yaratacak. Dolayısıyla bugünkü etkinlikte müşteri deneyiminin altını başarı örnekleriyle, yeni trendlerle bir daha çizeceğiz. Ben öncelikle programa devam etmeden evvel Turkcell Global Bilgi'ye çok teşekkür ediyorum. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur'a ve bu araştırmayı birlikte başından beri planladığımız Şahit Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Hakikaten yeni çalışmaları başlatmak, buna cesaret etmek, zaman ayırmak önemlidir. Onların da büyük desteği ve zaman ayırması oldu. Tekrar teşekkürler. Açılıştan sonra ben hızlıca devam etmek istiyorum. Şimdi Turkcell Global Bilgi CEO'su Çağatay Aynur Bey'i davet edeceğim. Onun konuşmasından sonra araştırma danışmanımız Doçent Doktor Can Erdem ekrana davet edeceğim. Ardından CMO ve CEO oturumlarıyla devam edeceğiz. Arkadaşlarımdan rica edeyim, Çağatay Bey'i alalım. Turkcell Global Bilgi CEO'su. Bu araştırmayı Ekim ve Kasım sayısında yayınladık. Daha fazla bilgiyi nereden alabiliriz diyen dostlarımız için. Araştırmada biz bugün ilk şirketleri ödüllendireceğiz ama ilk üçleri açıkladık. 15 sektörün ayrıntılar için Fast Company dergisini almanızı öneriyorum. Bu arada Çağatay Bey geldi. Çağatay Bey hoş geldiniz. Tekrar hoş katıldığınız için, destekleriniz için teşekkürler. Sözü size veriyorum. Buyurun. Hoş bulduk. Değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Rauf Bey'in bahsettiği gibi bugünkü etkinliğimizin temelini oluşturan Türkiye'nin müşteri deneyimi endeksini Fast Company dergisinin Ekim sayısında açıklamış olduk. Öncelikle deneyim lideri markalarımızı ben tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Turkcell Global Bilgi olarak önümüzdeki yıllarda da yine Türkiye'nin müşteri deneyimi endeksini ölçerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Müşteri deneyiminin marka algısı oluşumunda ve tüketici tercihlerinde son derece kritik olduğunu hepimiz biliyoruz, farkındayız. Dinamik bir yapıda olan müşteri deneyimi dijitalleşme ile birlikte yeniden şekillendi. Bunun farkında olan markalar da doğal olarak teknoloji yatırımlarını arttırmaya başladılar. Ancak pandemi dönemi tüm şirketlere müşteri deneyimine ne kadar hazır olduklarını veya olgunluklarını çok net bir biçimde göstermiş oldu. Yaşadığımız bu süreç üzücü olmakla birlikte hem kurumlar hem de bireyler bazında oldukça öğretici oldu. Bu süreçte doğal olarak tüketici davranışları da değişti. KPMG'nin tüketici ve yeni gerçeklik raporunda yeni tüketici modeli şu şekilde tanımlanıyor. Finansal kaynaklar
açısından kısıtlı ve dikkatli. Dijital teknoloji kullanımında oldukça cesur, ancak karar verirken de oldukça seçici. Özellikle teknolojinin içine doğan jenerasyon, zaman ve mekan bağımsız talep ettikleri ürünleri veya hizmetleri anında ulaşmak istiyorlar. Müşteri davranışlarındaki bu değişime çok hızlı adapte olan markalar tabii ki rekabette ciddi bir avantaj sağlamış olacaklar. Bu dönüşümde biz de global bilgi olarak markalarımızın yanında yer alıp dijital müşteri deneyimlerini iyileştirme konusunda onlara destek oluyoruz. Her zaman iyi bir müşteri deneyiminin iyi bir çalışan deneyimine bağlı olduğuna inanarak çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatma vizyonuyla sektörümüzü geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ben deneyim lideri markaları tekrar kutluyor, keyifli bir etkinlik diliyorum. Teşekkür ederim. Çağatay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için, destekleriniz için tekrar teşekkürler. Şimdi araştırma danışmanımız Doçent Doktor Can Erdem Bey'i davet ediyorum. Araştırmanın yöntemi, yapılışı ile ilgili bizi bilgilendirecek. Ardından da pazarlamanın yeni müşteri deneyimi oturumumuz var. Orada CMO'lar var. Ödül alan şirketlerin CMO'ları. Petrol Ofisi'nden Beril Alakoç var. Hayat Su'dan Gökçe Kunt var. N11'den İlker Tekin var. Unilever'den Mine Mavi var ve moderatörlüğünde Fast Company Türkiye yayın yönetmeni Talat Yeşiloğlu yapacak. Can Bey'i alabiliyor muyuz arkadaşlar? Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Rıfat abim, yayını sesini Can Bey. Volkan Bey, tamam mıdır? Evet. Teşekkürler. Doçent doktor Can Bey'i ekrana aldık. Can Erdem bize araştırma ile ilgili detayları verecek araştırma danışmanı olarak. Can Bey, söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim. Günaydın değerli katılımcılar. Benim adım Can Erdem. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Benim konuşmam 15 dakika sürecek. Bu süre boyunca sizler benim müşterim olacaksınız. Ve bu sürenin sonunda sizlerden bir dileğim olacak. Değerli katılımcılar, bu konuşmada 3 konudan size söz etmeyi planladım. Bunların başında müşteri deneyimi ve müşteri deneyimi yönetimi var. Daha sonra bu araştırmada kullanılan ölçekten söz edeceğim. En sonunda da araştırmanın detaylarına gireceğiz. Müşteri deneyimi ve müşteri deneyimi yönetimi çok güncel bir konu. Dolayısıyla hepinizin bu konuda fikirleri var, düşünceleri var, deneyimleri var. Ben de herhangi bir tanıma falan girmeden müşteri deneyiminin aslında ne olmadığını sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Değerli katılımcılar, müşteri deneyimi müşteri memnuniyeti değildir. Pazarlamakta olduğunuz ürün veya hizmeti sadece onun kalitesine, özelliklerini endeksleyerek müşteri deneyimini iyileştiremezsiniz. Fiyatlarınızla, ambalajınızla, dağıtımınızla, tanıtımınızla ve diğer pazarlama boyutlarıyla, sadece o boyutlarla müşteriye iyi bir deneyim sunmanız mümkün değil. Diğer bir deyişle müşteri deneyimi tek boyutlu bir kavram değil. Hatta kimi zaman onu değiştirmek sizin elinizde bile değil. İddialı bir laf ettiğimin farkındayım ama müşteri için sizin sunduğunuz ürünün veya hizmetin anlamı sadece sizin kontrolünüzde değil ki
tedarikçilerimiz, dağıtıcılarımız, pazarlama aracılarımız, perakendecileriniz, servis elemanlarınız, kargo elemanlarınız, bunlar sizin kontrolünüzde olmasa bile müşterinin göğsünde o markanın bir parçası. Dolayısıyla büyük resmin sadece bir kısmını kontrol edebiliyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Ama bizi daha çok ilgilendiren müşteri deneyimi yönetimi. Bizim işimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Ve bunun anlamı da sadece müşteri odaklı olmak değildir. Yani her müşterinizin her talebini yerine getirmek için uğraşmanın sizin bu deneyimi zenginleştirmenize hiç faydası bile olmayabilir. Belki otoparkınızı büyütmenin daha çok katkısı bile olabilir. Müşteri deneyimi yönetimini sadece servis sektöründe, otellerde, restoranlarda, kafelerde, müşteriyle yüz yüze olunan sektörlerde var olduğuna dair bir yanlış inanış var. Bu doğru değil. Daha da ilginç olanı şu. Günümüzün moda deyimiyle dijitalleşmek veya teknolojik gelişmelere yatırım yapmak, bu anlamda ileri gitmek, sadece bunları yapmak müşteri deneyiminizi zenginleştirmiyor. Bazen tam tersini bile görüyoruz. Müşteri deneyiminizi yönetebilmek için çok büyük bütçeli, pahalı yatırımlar yapmanız gerekmiyor. Tabii bir yatırım boyutu var ama bunlar yatırımların bütçesinin büyüklüğüyle doğrudan orantılı değil. Bunun bir devamı da şu. Sadece alaylı tabir ettiğimiz, senelerdir bu pazarı çok iyi bilen pazar kurtlarıyla çalışarak müşteri deneyiminizin kalitesini arttırmanız da mümkün değil. Aslına bakarsanız müşteri deneyimi sadece pazarlamacıların işi değil. Hadi bir adım daha ilerleyelim. Müşteri deneyimini zenginleştirmek anlamında pazarlamacılar dışındaki şirket çalışanlarının katkısı kimi zaman daha bile fazla olabilir. Bir taraftan da saatime bakıyorum geç kalmayayım diye. Müşteri deneyimi yönetimini zenginleştirmek için çok farklı böyle gizli formüller gerektiren ileri sofistike eğitimler, teorik eğitimlerin içine girmiş olmanın pek de bir faydası yok. Biliyorum uzattım bu konuyu ama şimdi tamamlayacağım. Müşteri deneyimini yönetebilmek için tüm dünyada, tüm sektörlerde, tüm endüstrilerde geçerli, kabul görmüş, güvenilir standartlar ve metodolojilerden de söz etmemiz mümkün değil. Tabii ki bazı genel geçer kurallar, bileşenler ve ölçekler var. Şimdi ölçekler sözü bizi konuşmamızın ikinci bölümüne taşıyor. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi ölçemediğimiz kavramları yönetemiyoruz. Peki, tüm sektörlerde müşterilerinize sunduğunuz deneyimi, daha doğrusu sunmayı umduğunuz ve hatta sunduğunuzu zannettiğimiz deneyimi gerçek anlamda güvenilir şekilde ölçen bir ölçek, bir endeks var mı? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. İlk aklınıza gelenin ne olduğunu tahmin ediyorum. 2003'ten bu yana bütün dünyada en çok kullanılan, ülkemizde de çok popüler olan, işte adına İngilizcesiyle Net Promoter Score dediğimiz, Türkçe'de Net Destekçi Puanı diye çevirdiğimiz, Net Tavsiye Puanı diye çevirdiğimiz ve hepimizin sık sık da bahsettiğimiz bir ölçek var. Bu ölçeğin bildiğiniz gibi bir tane de sorusu var. Tek bir tane soru. Bu soru da şu. Bizi yakınlarımıza önerir miydiniz? Değerli katılımcılar, sizler müşterilerinizin tüm finansal işlevleri, tüm parayla ilgili ihtiyaçları için farklı hizmetler geliştirmiş, ödeme sistemleri oluşturmuş, onlara yatırım fırsatları sunmuş bir banka. Yıllardır süren tüm bu hizmetlerinizi tek bir soruya almayı umduğunuz bir puana endeksliyorsunuz.
sıfırdan 10'a kadar olan bir cetvelde 9 veya 10 aldığınızda başarılı olursunuz. Ya da siz büyük bir perakendecisiniz. Yüzlerce tedarikçinden derlediğiniz on binlerce ürünü toplayıp, stoklayıp, lojistiğini üstlenip, depolayıp, müşterinin ayağına kadar götürüp ona her türlü kampanyayı yaptıktan sonra bütün bu çabanızın sadece 10 üzerinden 9 veya 10 almaya endekslenmesi hiç de gerçekçi değil. Olayın adil olmadığı gerçeğini bir tarafa bırakalım. Bu soru, yani bizi başkalarına, yakınlarına tavsiye eder miydiniz sorusu kendi içinde tutarsız. Çünkü deneyimin verdiği tatmini ölçmüyor. Onun yerine başkalarına önerilip önerilmeyeceğini ölçüyor. Geçtiğimiz yaz pandemi döneminde çok sayıda webinar yaptık bu konuda. Katılımcılardan birisi bana dedi ki, ben tatmin olduğum, zevk aldığım ve deneyimden mutlu olduğum eğitimleri tanıdıklarıma önermiyorum. Özellikle önermiyorum. Çünkü onların aynı tatmini almayacaklarını biliyorum. Daha da ilginci, ben onlarla o eğitimlerde beraber olmak istemiyorum dedi. Neden dedim? Çünkü ben o eğitimi başkalarıyla tanışmak için, yeni ortamlara girmek, yalnız kalmak ve kendimi öbür taraflarda geliştirmek için alıyorum dedi. Şimdi radikal bir yaklaşım olduğunu farkındayım. Ama bence çok da anlamlı bir mesaj veriyor. Dolayısıyla bir yaşanılan deneyimi, alınan bir servisi başkalarına tavsiye ediyor olmak veya edip etmediğini sorgulanması o deneyimden alınan tatmini hiçbir şekilde ölçmüyor. Hemen başka bir örnek verelim. Bir berbere gittiğinizde alınan servisle bir uçak yolculuğunda alınan servis aynı şey değil. Siz burada berberinize gidip yarım saat onunla sohbet edip tıraş oluyorsunuz. Öte yandan uçağa binip 12 saatte New York'a gidiyorsunuz. Şimdi bu deneyimlerin bileşenleri var. Mesela müşteriye sunulan güvenlik hissi çok önemli. Tabii ki tıraş olurken de güvenlik riski var. Suratınız kesilebilir ama güvenlik herhalde 12 saat havada kalma sürecinde, deneyiminde çok daha öne çıkıyor. Şimdi burada deneyimlerin bileşenlerini tanımlamak lazım. Bunları belirlemek ve bunları önceliklendirmek, bunları önem sıralarına koymak lazım. Bütün bunlar bir araştırma. Bu araştırmalar neyse ki 2003'ten bu yana devam ediyor sayın katılımcılar. Ve net destekçi puanını tasarlayıp bütün dünyaya sunan kişiler dahil bu ölçeğin ne kadar yetersiz olduğunu fark ettiklerinde yeni ölçekler üzerine çalışmalar yapıyorlar. Net destekçi puanının tabii çok büyük bir avantajı var. Çok kısa, çok basit, çok kolay, zaman almıyor. Ve elimize bir büyülü, bir mistik bir rakam veriyor. Benim puanım 47, benim puanım 89 diyoruz. Diyorsun, ben de diyorum. 89 eğer yüksekse herkese de söylüyorum. Ama düşük bir puanım varsa kimseye de söylemiyorum. Halbuki amacım bu olmamalı. Amacım benim düşük puanı belirleyen etkenleri, bileşenleri anlayıp onları düzeltmek için çalışmak olmalı diye düşünüyorum. Nitekim bütün dünya çalışıyor bunu, biz de çalıştık. 2019 yılında çok sevgili öğrenci ve meslektaşım Doktor Nihat Tavşan'la birlikte Türkiye için, Türkiye'deki farklı sektörlere uyarlayabilmek için bir müşteri deneyim endeksi, bir ölçek geliştirdik. Bu Turkcell Global Bilgi ekibiyle birlikte yaptık bunu ve Turkcell Global Bilgi 2019 yılında bu endeksi kullanarak Türkiye'de başta bankacılık sektörü ama diğer sektörlerde dahil olmak üzere araştırma yaptım. Ve işin güzel yanı 2019 yılındaki müşteri deneyimi zirvesinde bu araştırma sonuçlarını katılımcılarla paylaştım. Çok da ilginç geri dönüşler aldık.
Türkiye için ortalamalar çıkartıldı. Hatta detay belki ama devlet bankaları için farklı bir Türkiye ortalama endeksi, bir karne ortalaması çıkartıldı. Özel bankalar için farklı bir ortalama çıkartıldı. Bu kadar bu detaya da girdik. Peki bunları size şunun için anlatacağım. Bugün toplandığımız, bugün bizi bir araya getiren toplantı 2020 yılı içinde Ağustos-Eylül döneminde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmak amaçlı. Bu araştırma sonucunda katılımcı markaların bazıları derecelere girdiler, bazıları derecelere giremediler. Ancak bütün bu araştırma size sözünü ettiğim 2019 yılı içinde Türkiye için farklı sektörlerin farklılıklarını dikkate alarak hazırlanan ölçek ile yapıldı. Bence müşteri deneyimi yönetimi konusunda ne yapılacaksa önce bu deneyimin doğru ölçülmesi üzerine inşa edilmeli. Bu konuda çok şanslıyız. Türksel Global Bilgi bu konudaki deneyimli ekibiyle birlikte bu ölçeği farklı sektörlere uyarlayarak hayata sunmaya devam ediyor. Değerli katılımcılar, benim saatim şu anda 13,5 dakika olduğunu söylüyor. Başlangıçta bu konuşmanın sonunda bir dileğim olacak demiştim. O da şu: umarım bu kadar kısa bir süre içinde siz değerli müşterilerime ben de iyi bir deneyim yaşatabilmişimdir. Hoşçakalın efendim. Can Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, katkılarınız için tekrar teşekkürler. Şimdi pazarlamanın yeni müşteri deneyimi oturumuna geçiyoruz. Can Bey, siz ayrılabilirsiniz. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Anons edeceğim konuşmacılarımızı ekrana alalım. Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, Hayat Su Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt, N11 Müşteri Deneyimi Direktörü İlker Tekin, Unilever Ev Bakım Kategorisi Direktörü Mine Mavi ve moderatör Talat Yeşiloğlu, Fest Kampanya Dergisi Yayın Yönetmeni. Konuşmacılarımızı arkadaşlarımız alıyorlar. Bu oturumun hemen ardından CEO ve müşteri oturumu olacak. Orada da ING Bank CEO'su, ING Bank CEO'su, Çağatay Bey Türksel Global Bilgi CEO'su, BSH CEO'su Gökhan Bey ve TÜTAŞ CEO'su Muharrem Yılmaz olacak. Evet, konuşmacılarımız geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Beril Hanım, Gökçe Bey, İlker Tek Bey, Mine Mavi bekliyoruz. Talat Bey geliyor oturum yönetmek için. Bütün konuşmacılar ve moderatörlere teşekkür ederim. Tamamlanınca ben ekranı... Evet, Mine Mavi de geldi. Talat Bey geliyor. Evet, ben ayrılıyorum. Size iyi bir oturum diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Merhabalar, günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızda sizlere pazarlamada yeni müşteri deneyimlerini konuşacağız. Ödüllü 4 şirketin yöneticileri var. Ben herkesin ismi üzerinde görebildiğiniz için çok uzatmak değil de zamanımızı iyi kullanmak açısından sizlere, CEO'lara doğrudan geçmek istiyorum. Ben ilk sorumu Beril Hanım'a yöneltmek istiyorum. Beril Hanım, acaba bu kategoride siz kendi sektörünüzde ödül almaya hak kazandınız. Bununla ilişkin, yani siz bu deneyimi müşterinize nasıl deneyimler yaşattınız ki bu kategoride lider oldunuz? Bu konuda nasıl bir farklılık yarattığınızı anlatırsanız ilk turda. Buyurun Beril Hanım, sizden başlayalım. Herkese biraz arkadan ses geliyor. Tam nereden geliyor bilemedim ama. Evet,
Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Şimdi bu yeni çağda tabii ki artık markalardan iki konuda çok ciddi atılım bekleniyor. Bunlardan bir tanesi marka amacı. Mutlaka toplum ve çevre üzerine olumlu bir etki bırakan amaç güdümlü markalar artık daha başarılı oluyorlar. İkincisi de müşteri deneyimi. Çünkü neden hani fonksiyonel ürünlerle artık teknolojinin de ilerlemesiyle yaratabileceğimiz farklar çok marjinal olmaya başladı. Dolayısıyla artık hem de biz birçok kategoride komoditizasyon, işte metalaşma gibi sorunların da çok ciddi ön plana çıktığını görürsek, böyle bir riski gördüğümüz zaman da müşteri deneyimi, müşteri satın almadan önce ve sırasında ve sonrasındaki deneyimleri ve orada verdiğimiz hizmet ve iletişimler son derece önemli bir hale aldı. Bizim kategorimizde tahmin edersiniz ki aslında oldukça satın alması negatif bir ürün. Yani görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, elleyemiyorsunuz, hissedemiyorsunuz, koklayamıyorsunuz. Üstelik de pahalı. İbre aşağı indiği zaman bir stres, yukarı çıkarken pahalı olduğu için ayrı bir stres ve mekan olarak da hatta biraz müşteriler tarafından tehlikeli olarak görülen de. Dolayısıyla hani gireyim ve hemen oradan çıkayım algısının çok yüksek olduğu bir kategori. Dolayısıyla müşteri deneyimi daha da önemli hale geliyor ve çok birçok noktada temas ediyoruz biz müşterilerle. Biz tabii ki akaryakıt kalitesine çok önem veriyoruz. Buradaki yatırımlarımızı ve iletişimimizi sürdürüyoruz ama bunun yeterli olmadığını, sürdürülebilir büyüme için yeterli olmadığını da görüyoruz. Ve bu anlamda şirket içerisinde öncelikle yaptığımız bir kere müşteri deneyimi yönetimiyle ilgili sektörümüzde örneği olmayan bir organizasyon yaptık. Ve bu konuda bir odaklanma sağladık. Bu bir geçmiş bir senelik bir süreç oldu. Bütün şirkete müşteri deneyimiyle ilgili eğitimler verdik. Kendi içimizde ekip olarak eğitimlerimizi de verdik. Hem paydaşlarımız, yani bayilerimiz, bayilerimizde çalışanlar, herkesi bu süreçten geçirdik öncelikli olarak. Daha önce yaptığımız deneyim anlamında hani akaryakıt satış görevlileriyle ilgili hani onlara ürün eğitimi veren, mobil işte ödeme eğitimleri veren birçok ekibimiz vardı. Ancak bunları biz daha sonra eğiterek müşteri deneyim uzmanları olarak sahaya sürdük. Ve bu müşteri deneyim uzmanları şu anda tek tek her biri bütün istasyonları gezmekle kalmıyorlar. Biz ciddi bir denetim süreci de getirdik Petrol Ofisi'ne. Yani siz bir müşteri olarak gittiğinizde birinci göz olarak adlandırıyoruz hatta bu projemizi. Eğer bu sadakat platformumuza dahil bir müşteriyseniz daha sonra müşteri memnuniyetini ölçümlüyoruz. Biz son 7 ayda 200 binin üzerinde bu şekilde müşterimizden geri bildirim aldık. Bunları tabii ki analiz ediyoruz. Ve akaryakıt satış görevlisi bazında bile tek tek yani bayi bazında, bölgesel bazda ama tek satış görevlisi bazında bile yorumları alıyoruz ve bunlara bir ödüllendirme mekanizmasıyla da çalıştırmaya başladık ve son 3 aydır bu çalışmayı yapıyoruz. 3 ayda çok ciddi bir müşteri memnuniyetinde de artışı istasyonlarımızda net olarak gözlemleyebiliyoruz. Bunlar çok tabii ki değerli şeyler oldu ama bir başka şey de tabii ki mobil ödeme. Biraz evvel hatta bahsettik. Mobil ödeme tabii ki pandemi sürecinde çok arttı. Bu işte müşteri deneyimi dediğimiz şey yani çok esnek olmayı da gerektiriyor. Günün şartlarına hemen ayak uydurabilmeyi gerektiriyor. Biz mobil ödeme konusunda en çok satış yapan şirket Petrol Ofisi. Ve bu dönemde %67 oranında penetrasyon arttı mobil ödemede. Temassız ödeme de var. Yani çeşit çeşit ödeme sistemleri var. Pozitif kartınız, yani bizim sadakat kartımız varsa onunla temassız kartla ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartı hangisiyse bağımsız. İş Bankası ile bir anlaşmamız var. İş Bankası'nın kredi kartı temassız özellikliyse direkt onu kullanabiliyorsunuz pompalarımızda. Mobil ödemeden, cep telefonundan yapabiliyorsunuz. Ya da şimdi bir bazı istasyonlarımızda şeye başladık. Direkt POS makinesini şeye getirip pompa adasına getirip oradan istediğiniz gibi
ödemeli, yani marketten POS makinesini çıkarıp arabanın yanına getirmeye çalışıyoruz. Bu da şimdilik daha sınırlı 50 kadar istasyonda var ama gittikçe artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında tabii ki istasyon, hani bu kadar negatif algılı bir istasyon, hani pozitif bir deneyimi nasıl değiştirebiliriz derken işbirlikleri de çok önemli bir hale geliyor. Yani istasyon sadece akaryakıt aldığım bir mekandan çıkması lazım ki hani insanlar orada fayda gördüğü şeyler de yaptığı zaman hayatlarını kolaylaştıracağı bir takım çözümler de görsün. Nedir bunlar? İşte Migros'ta işbirliğimiz var mesela. Yüzü aşkın istasyonumuzda siz girdiğiniz zaman normal bir market, istasyon marketinden farklı Migros'la, Migros'tan buradan ev alışverişinizi çok hızlı bir şekilde ve aynı fiyata, aynı Migros kalitesiyle yapabiliyorsunuz. Ya da şimdi yine bu e-ticaretin çok arttığı bir dönemde kuryeler eve geliyor, işte evde kimse olmayabiliyor. Bizim istasyonlarımızı bir kargo teslim noktası olarak hepsi buradayla anlaştık. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bir de finansal işler olabiliyor. Para transfer işleri, işte Western Union'la anlaştık mesela 3 sene önce. Para transferi de yapılabiliyor istasyonlarımızda. Hani bunun dışında zaten marketi geliştirelim. O bütün markaların özellikle çok uğraştığı bir konu. Hani marketten işte kahvaltılıklarımızı alalım, güzel kahvemizi alalım, sandviçlerimizi alalım. Kendi markamızı çıkardık biz de. Bunu neredeyse bütün ekiplerle beraber yapıyorsunuz zaten. Evet, aynı şeyde. Doğru, o yani evet. O çok yurt dışında da bu trend çok ciddi. Yani burası artık birazcık da bu dönemde, özellikle pandemi döneminde şu çok önemli. Yani bu iş yerlerini, daha doğrusu bayileri satış yapılan yer olarak görmek değil de bayileri işbirlikçimiz, business partnerimiz, yani iş birliği yaptığımız insanlar olarak görüp hani birlikte daha çok nasıl kazanabiliriz? Müşteriyi daha memnun nasıl yapabiliriz? Ona bir sonraki soruda sizinle gelecekle ilgili bu yani şey, ünvanı korumak için neler yapacağınızı yönelteceğim. Onda da paylaşırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Gökçe Hanım, size dönmek istiyorum. Yani Hayat Su olarak siz yani neyi farklı yaptınız? Nasıl bir stratejiyle? Çünkü sizin sadece ulusal değil, yani ülkenin neresine giderseniz gidin mutlaka o bölgeye yerel özgü de rakipleriniz var. Dolayısıyla diğerlerinin işi kolay, sizinki zor demiyorum ama burada çoklu bir rekabet sistemi var. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim Talat Bey. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce bahsettiğiniz gibi su kategorisi hakikaten rekabetin çok yoğun olduğu bir kategori ve bu kategorinin içerisinde doğru müşteri deneyimini sunduğunuz noktada da bir farklılaşma unsuru olarak size geri dönüyor. Her şeyin ötesinde ben müşteri deneyimindeki başarıyı aslında markanın gücüne bağlıyorum. Çünkü Hayat Su 36 yıldır Türk tüketicisine Torosların kalbinden doğan doğal mineralli kaynak suyunu sağlıklı ve lezzetli bir şekilde ulaştırıyor. Sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırıyor bu suyu. Dönüp baktığınızda da bu kadar rekabetin yoğun olduğu bir kategoride farklılaşmayı sağlayan şey aslında her şeyin merkezine tüketiciyi koymaktan geçiyor. Doğru bir şekilde tüketicinin istek ve beklentilerini analiz etmek ve bunu en kısa sürede cevaplayabilmek bu değişen dünya içerisinde aslında temel başarı kriterlerinden bir tanesi. Müşteri deneyimine gelmeden önce aslında Hayat Su yıllardır zaten hem yenilikleriyle, farklı yenilikleriyle tüketim okazyonlarında sunduğu farklı ürünlerle öne çıkan bir marka. Bu noktada da biz biraz daha diğer hızlı tüketim kategorilerinden farklı olarak ayrıştığımız yerde A'dan Z'ye müşteri yolculuğunu görebilme şansımızın olması. Çünkü farklı ürün formatlarında tüketiciye ulaşıyoruz. Gerek perakende noktalarında, gerekse kendi gittiğimiz bayilerimiz aracılığıyla gittiğimiz evlerde ürünlerimizi tüketicilerimize getiriyoruz. Bir deneyim noktasında da aslında son 3 yıldır biz çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların amacı aslında A'dan Z'ye bu yolculuğun içerisinde, yani kaynağından şişelediğimiz andan eve götürdüğümüz an ve eve götürdükten sonra da onun memnuniyet değerini sorguladığımız ana kadar gelen süreci tüm fazlarıyla beraber dizayn ettik. Ve bu dizayn içerisinde tüketicilerimizle sürekli konuşarak nerelerde gelişme ihtiyaçları,
nerelerde biz çok daha güçlü iş yapıyoruz, bunları ortaya koyup bunun üzerinden tüm ekosistemi aslında geliştirdik. Bu sadece bizim yaptığımız bir, bizim oluşturduğumuz bir deneyim değil. Bizim bütün ekosistemle beraber gerek çağrı merkezimiz, gerek satış ekibimiz, gerek sahadaki bayimiz, çünkü 450'den fazla bayi var ve bu bayilerde çalışan, düzenli olarak her gün eve ürün götüren çalışanlarımız var. Bu çalışanların bu ekosistem altında ve doğru müşteri deneyimini sağlayabilmesi için gerek eğitilmesi, düzenli olarak tüketicilerle kontrollerinin yapılması ve gelişimlerin ortaya konularak başarının sağlanması için teknolojik anlamda, sistemsel anlamda altyapımızı oluşturduk. Çünkü çok ciddi anlamda tüketici özellikle son dönemde online alışverişi çok daha yakın bir şekilde keşfetti. Ve biz de hızlı tüketimde yer alan oyuncular olarak böyle bir hizmeti sunarken aslında online pazar yerlerinde tüketicinin yakaladığı deneyimi yansıtmak durumundayız kendi bütün platformlarımıza. Ve bütün bu tüketici fazlarından da yola çıkarak aslında bütün tüketici fazlarındaki ihtiyaçlardan yola çıkarak da hem teknolojik hem sistemsel hem de ekosistemdeki doğru amaca neden ulaşmamız gerektiğini anlatarak, tek tek anlatarak ve tüketicilerimizle de bunları düzenli olarak sorgulayarak, tüketicilerimize bunları danışarak bütün süreci dizayn ettik. Aslında müşteri deneyim yolculuğumuz dediğimiz gibi markanın farklılaşma stratejisinin içerisinde yer alan bir yolculuk ve bu yolculuğa da son 3 yıldır biz ciddi anlamda yatırım yaparak bütün ekosistemi eğiterek bence bu sonuca ulaştık diye varsayıyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Mine Hanım'a dönüyorum. Ünle ve ev bakım kategorisi olarak. Şu bir taraftan bu dönemde yani sorgusuz sualsiz en çok tüketimin ve zorunlu olarak tüketim olduğu bir kategoride siz bir fark yarattınız. Bu farkı nasıl yarattınız, nasıl bir strateji izlediğinizi bir dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Tabii ki hijyen aslında bakarsak hayatımızın her zaman içerisindeydi. Ama belki de bu dönemde, özellikle bu dönemde geldiğimiz noktada, dünyanın pandemiyle mücadele ettiği bu dönemde, belki de hiç olmadığı kadar daha fazla önem kazandı. Dolayısıyla biz de Domestos olarak müşteri deneyimini arttırmak için neler yaptık? Belki biraz onlardan bahsedeyim. Aslında Domestos yaklaşık 100 yıl önce İngiltere'de doğmuş bir marka. 1960'lı yıllarda da kıvamlı çamaşır suyunu pazara sürerek hem rakiplerden ayrışarak hem de hijyen denilince akla gelen ilk marka olarak damgasını vurmuş durumda pazara. Biz de 1999 yılında Türkiye'de tüketicimizle buluştuk ve bu pazardaki ilk kıvamlı çamaşır suyunu pazarda lanse ettik. Bu lansmanla birlikte hem pazarın dinamikleri değişti, hem pazar gelişti, hem de aslında tüketicilerimizin hijyen alışkanlıklarında büyük değişimler yarattık. Müşteri deneyiminden bahsediyoruz ama gerçekten Domestos müşteri, tüketicilerin her gün deneyimlediği bir marka. Şunu da söylemem gerekir ki zaten Türkiye Domestos'un en büyük ülkesi. Çünkü biz aslında gerçekten çok fazla temizlik yapan, hijyene çok önem veren bir ülkeyiz. Dolayısıyla da bu aslında Domestos'u dünyada da Türkiye'yi en önemli yere taşıyor. Tabii ki aslında yoğun kıvamlı çamaşır suyunu pazara ilk getiren marka olarak bir fark yarattık. Ama bunun da ötesinde Domestos Türkiye'deki ilk biyosit ruhsatına sahip çamaşır suyu markası. Bu da ne demek? Evini ve sevdiklerini virüs ve bakterilere karşı korumak isteyen herkesin güvenle kullanabileceği ruhsatı olan ilk çamaşır suyu markası. Dolayısıyla da bu tercihle beraber bugün itibariyle Domestos Türkiye'de hem çamaşır suyu pazarının hem de ev temizlik pazarının lider markası konumunda. Tabii ki sadece çamaşır suyu değil, çünkü müşteri deneyimi dediğimizde aslında biz maksimum hijyene ihtiyacımız olan her yerde sağlamak için birçok yenilik üzerinde de çalışıyoruz. Belki de şunu da söylemeliyim ki yıllardır üzerinde çalıştığımız odağımızı tuvalet hijyeninden tüm yaşam alanımızın hijyenine doğru çevirdik diyebilirim. Bununla da beraber aslında yoğun kıvamlı çamaşır suyuyla çıktığımız bu yolculukta Domestos olarak dünyanın 35 ülkesinde aslında sizlerin de eminim sıklıkla kullandığınız
dezenfektan spreyler, çok amaçlı temizlik spreyleri, tuvalet blokları gibi çok farklı formatlarda hijyen sağlayarak bu yolculuğa devam ediyoruz. Biz de aslında Domestos olarak tüm iletişimlerimizde söylediğimiz gibi hijyen ihtiyacı olan her yerde biz varız. Dolayısıyla Domestos durdurulamaz diyoruz. Ama Domestos'u durdurulamaz yapan tek şey, biraz aslında Beril Hanım'ın söylediğine de gideceğim. En önemli şey marka amacı. Çünkü aslında bu dönemde bakarsak, tabii ki az önce bahsettiğim her şey markanın fonksiyonel olarak yaşattığı deneyim üzerineydi. Ama daha da önemlisi markanın amacı. Domestos'un marka amacı her yerde kötü hijyen koşullarına karşı mücadele etmek. Ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla değer katacağımız yer olarak okulları belirledik. Ve 2011 yılı itibariyle Domestos okul programına başladık. Ve 2011 itibariyle okullardaki hijyen standartlarını yükseltmek için öğrencilere hijyen bilinci aşılamak için, okulların hijyen malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak için durmadan çalışıyoruz. 2018 yılı itibariyle hatta Türkiye'de ihtiyacı olan okullarda tuvaletleri de yeniledik ve bu ihtiyaçları aslında bir seviye yukarı taşıdık. Baktığımızda bu yolculuk, 2011 itibariyle başlayan bu yolculuk, 2020 senesi itibariyle 72 ilde 14 bin okula 4,5 milyon öğrenciye ulaşarak gelişti. Dolayısıyla dediğim gibi marka deneyimi dediğimiz şey aslında tüketicilerin her gün evinde kullandığı ürünün ötesinde markanın ne kadar amaç odaklı olduğu ve hayatımıza sadece bir temizlik anında değil, çocuklarımız, geleceğimiz için de çalışan bir marka olarak da çalışarak kendini gösteriyor diyebilirim özetle. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi sizin söylediklerinizden şunu çıkartıyorum. Özellikle yeni nesil gençlere bu marka konusunda epey bir çalışmışsınız, kutluyorum sizi. İkincisi, küçük bir anımsatma yapmak isterim. 1930'larda yaşam ömrünün, yani ortalama yaşam süresinin uzatan en temel faktörün hijyen konusundaki kullanım olduğunu tekrarlayayım. Muhtemelen bu pandemi döneminde de bize öyle bir şey gösteriyor ki bu hijyene bu kadar çok önem vermek, mutlaka bunun etkilerini göreceğiz. Muhtemelen evet, yani insan kaybı 1 milyonun üzerinde insan kaybedildi bütün dünyada, ama yaşam ömrüne de bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Şimdi efendim İlker Bey'e geçiyorum. Ben toplantı başlamadan önce kendisine de söyledim. Dedim hanımlara öncelik vereceğiz. Doğalı da budur dedi. Tabii ki böyle olacak dedi. İlker Bey, buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim Talat Bey. Biz N11 olarak beğeni ve güvenin aslında bir bütünü sağladığına inanıyoruz ve bununla birlikte bu büyümenin geldiğine inanıyoruz. Bir açık pazar yeri olarak ana amacınız aslında sadece alıcıyı ve satıcıyı, yani arzı ve talebi buluşturmak değil. Siz özellikle müşteri süreçlerini tümüyle pürüzsüz, engelsiz olarak tamamlanacak şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. Yani müşteriye net bir şekilde güvenle alışveriş yapabileceği garantisini vermeniz gerekiyor. Bu aşamada biz n11.com olarak ilk iş müşterimizin siteye girişinden alışverişi tamamlamasına kadar geçen deneyimi ve ardından satış sonrası hizmetler olarak adlandırabileceğimiz süreçlere odaklanıyoruz. Buradaki amacımız müşteri feragatini aslında ortadan kaldırabilmek. Yani bu feragattan kastımız nedir? Müşterinizin satın alma esnasında tam olarak istediğiyle karşılaştığı arasındaki farkı kapatmak. Aslında her birimizin de müşteri olarak beklentisi bu kadar net ve basit. Sitede beğendiğimiz ve satın aldığımız ürünün özellikleri aynı olacak şekilde sağlam ve zamanında elimizde olmasını istiyoruz. Tabii bu noktada birkaç paydaş devreye giriyor. Mağaza, kargo firması ve sonrasında da bir sorunla karşılaşırsanız müşteri hizmetleri departmanı. Şimdi her ne kadar müşteri yolculuğunun tüm adımlarını net bir şekilde tanımlayıp düzeltici aksiyonlarımızı alsak da bazen kazalar da olabiliyor. Bu noktada ise müşterimizin daha bizimle bağlantıya geçmeden problemi çözmek için biz devreye giriyoruz. Her müşterimizin sipariş tamamlanma sürecini biz teknolojimizle takip ediyor ve problem tespit edildiğinde kurduğumuz ilgili ekiplere yönlendiriyoruz. Birkaç örnekle aslında biraz daha perçinlemek isterim. Örneğin sistem müşterimizin alınan ürününü geciken kargolamaya gireceği alarmını üretiyorsa ekiplerimiz öncelikle mağazayla irtibata geçip detayını alıyor. Eğer bir problemli durum varsa müşterimize bilgi verip farklı alternatifleri sunmaya başlıyoruz. Farklı ürün alternatiflerini ve farklı mağazaları sunmaya başlıyoruz. Veya
bir mağaza tarafından siparişi reddedilen müşterimiz olduğunu fark ediyorsak, ilgili ekibimiz, daha müşterimiz bu konuyla ilgili bize bizle irtibata geçmeden aynı ürünü farklı bir mağazadan hızlıca bulup müşterimizle irtibata geçip önerebiliyor. Aslında bu sene içerisinde biz özellikle müşterimizin yaşayabileceği problemlerde neler olabilir ve biz proaktif olarak bunları nasıl çözebiliriz ile ilgili çok odaklandık. Ez cümle çözüm merkezi dediğimiz biz klasik yaklaşımı bu anlayışa çevirmek istiyoruz. Sanıyorum bu bakış açımızda müşterilerimiz tarafından beğeniyle karşılanıyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi Beyil Hanım'a dönmek istiyorum. Gelecekle ilgili olarak şimdi biraz önce de siz de aslında bahsettiniz. Evet, depomuz doluyor, kartımızı uzatıyoruz ve mümkün olduğunca oradan kaçmaya çalışıyoruz. Belki ufak tefek birkaç tane ihtiyacımızı gideriyoruz. Tabii bir taraftan işiniz daha da zorlaştırıyor. Çünkü beğenilen kurum, o müşterinin iyi deneyim olduğu kurum olmak, devam etmek için buradaki stratejiniz ne olacak? Geleceğe yönelik beklentilerinizi, çalışmalarınızı dinlemek isteriz. Buyurun. Tabii, memnuniyetle. Tabii ki biraz evvel bahsettiğim marka işbirlikleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu istasyonu ne kadar zenginleştirebilirsek o kadar içeri memnuniyetle giren, istekle giren müşteriyi yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Ve tabii ki fark yaratma anlamında da, rakiplerimizden fark yaratma anlamında da önemli bir konu haline geldi bu. Burada çok çeşitli firmalarla ve sektörlerle görüşüyoruz. Diğer yandan sadakat müşterisi tabii ki çok önemli. O biraz evvel gösterdiğiniz hani pozitif kart dediğimiz sadakat müşterilerimiz. Özellikle yenilenen ve işte Aralık ayında müşterilerimize sunacağımız bir mobil uygulamamız olacak. Burada net bir fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Buradaki kayıtlı müşterilerle sanıyorum ciddi bir milat olacak. Bir sürü yapılan araştırmalarda müşterilerin beklentileri, şu anda rakiplerimizde de olan bu aplikasyonlarda karşılık bulamadıkları, işte farklı promosyonlar, çok kişiselleştirilmiş kampanyalarla karşılaşabilecekleri, çeşitli bilgiler alabilecekleri çok zengin bir aplikasyon olacak bu. Ödemelerini de tabii ki yapabilecekleri. Bir diğer yandan size birinci gözden bahsetmiştim. Hani direkt müşteri memnuniyetini ölçüyoruz diye. Şimdi bir de üçüncü göz diye bir başka bir programımız daha var. Buna yeni başladık. O da merkezden bizim 1800 tane istasyonumuz var. Her gün birebir gitmemiz mümkün değil ama bu merkezden her istasyonumuzu 360 derece görebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz bir sistem yapıyoruz. Bu da nedir? Sizi gittiğinizde müşterilerin beklentisini karşılamayacak, belki görüntü olarak ya da hizmet olarak hatalar gördüğümüz zaman bunlara anında müdahale edebileceğimiz bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bir de bayilerimizle olan ilişkilerimizde bu bayilerimizin bulunduğu lokasyonlarda müşteri potansiyelini ve buna bağlı trafik performansını görebileceğimiz bir sistem üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla hani daha yani bazı bayilerimiz satışlarından memnun olsalar bile belki potansiyelin altında satış yapıyorlar ve buradaki müşterilere erişerek onları çeşitli kampanyalarla yine müşteri deneyimini ön planda tutarak bu bayilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Bir de önemli bir işbirliğimiz daha var. İstanbul Teknik Üniversitesi ile bu COVID döneminde başladığımız çok önemli bir çalışma bu. İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek Girişimcilik Merkezi ile COVID anlamında bir işbirliği yapıyoruz. Biz buradaki bütün girişimcilere çağrıda bulunduk ve birçok yüzlerce proje geldi. Bu projeleri destekliyoruz biz. Hani sosyal sorumluluk anlamında da desteklediğimiz bir proje bu. Ve burada ortaya çıkan teknoloji ve uygulamaların bazılarını da istasyonlarımızda yine bir ilk olarak uygulamak için çalışmalar yapıyoruz. Umarım bir tane bile buradan güzel bir proje gelse zaten sanıyorum çok çok farklı yerlere gidecek bu. Hani pandemi döneminde de bence marka amacına da uygun bir şekilde fark yaratan bir sosyal sorumluluk projesi oldu diyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi bu son söylediklerinizden dolayı kutluyorum. Ben çünkü ilk defa bir petrol dağıtım şirketinin bir startup ekosistemini bir yani onun bir parçası olmak için çalıştığını duyuyorum. Ben de bu meslekte bundan dolayı da ben önümüzdeki dönemde bunun iyi bir sonucu olacağına inanıyorum. Tekrar kutluyorum sizi. Gökçe Hanım, size geliyorum. Sizin kaynağınızı biliyorum, fabrikanızın yerini de biliyorum. Çok mola verdik. Antakya'ya yol üstünde giderken eski yolda kaldı tabii ki. Muhteşem, büyüleyici bir yer yani, hem havası hem de kaynağın böyle. Ben de size yani bu yeni dönemde bu ödülü, bu liderliği sürekli olarak sağlayabilmek için neler yapacağınızı sormak isterim. Buyurun. Teşekkürler. Söylediğiniz gibi çok güzel bir kaynağımız var, çok güzel kaynaklarımız var. Bu kaynakların korunması noktasında da biz hayatsız olarak, biliyorsunuz az önce de söyledim, tüketicilerimizden gelen istekler doğrultusunda aslında çevredeki iz düşümümüzü biraz daha azaltma noktasında hem karbon ayak izi, hem plastik ayak izi, hem de su tüketimine dönük ayak izimizi azaltmak noktasında hareket ediyoruz. Birkaç ay önce %50'si geri dönüştürülmüş plastikten üretilen çevre dostu şişelerimizi biz lanse ettik. Türkiye'de bir ilk bu, ilk defa yaptık. Ve bununla paralel zaten son 5 yıldır fabrikalarımızdaki su tüketimimizi etmek için uğraşıyoruz. Burada da %28'lik bir su tüketim azaltmasına gittik. Şimdi işin bir boyutu burası, ama diğer boyutunda, müşteri deneyimi boyutunda, biz Türkiye'nin dört bir yanına milyarlarca transaction sağlayan bir su firmasıyız. Ve bu noktada sahadaki arkadaşlarımız, bayilerimiz ve bayi çalışanlarımız evlere ulaşıyorlar. Çok yeni bir kampanyaya başladık. Bu satış ve saha ekibimizin içerisinde biz hayat taşıyoruz diyoruz. Çünkü hayat ismimiz ve bu ismin gücüyle beraber biz hayat taşıyoruz isimli bir kampanyaya başladık. Bu tamamen bizim iç döngüde yürüttüğümüz bir kampanya. Kampanyanın amacı da aslında az önce konuştuğumuz gibi, İlker Bey'in söylediği gibi, müşteri feragatını minimize etmek ve olabildiğince hızlı şekilde, doğru şekilde istenen müşteri deneyimini sağlayacak hizmeti sunabilmek. Bu noktada da hem müşteri deneyimini doğru bir şekilde ölçmek, ekipleri aylık karnelerle beraber durumun ne olduğunu anlatmak ve doğru gelişim noktalarıyla eğitimlerini sağlayıp ödüllendirmek yapıyor. Ve bununla neticesindeki tabii ki markanın gücüne bir değer katarak tavsiye edilme skorlarımızı artırmak yatıyor. Yaptırdığımız araştırmanın sonucunda aldığımız ödül de aslında bu çabaların bir sonucu ve bu çabaları biz devam ettireceğiz gelecek dönemde de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir özet oldu. Mine Hanım, sizin gelecekle ilgili planlarınızda ne var? Bu il sayısını arttıracaksınız diye tahmin ediyorum. Kapsanan öğrenci sayısı da artacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Buyurun. Aynen. Aslında şöyle, hem üründen de başlayalım, marka amacımıza da hitap edecek tabii ki işler yapacağız. Hep söyledik yani, hijyen artık bambaşka bir noktada. Dolayısıyla biz de yeni formatlarımızla aslında hijyen sağlamaya ve hijyen ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Hatta bugünlerde yavaş yavaş marketlerde görmeye başlayacağınız, hatta e-ticaret sitelerine de yavaş yavaş girmeye başlayan yeni yüzey dezenfektanımız şu an itibariyle lansmana başladı. Aslında bununla birlikte hem evdeki hijyene farklı bir formatta fayda sağlamak. Aslında eminim hepiniz yaşıyorsunuzdur. Evlerimizde eve gelen, aslında bahsettik, koliler, aldığımız, eve geldiğinde evin içine girmeden önce dezenfekte etmek istediğimiz onlarca şey. Bunlar için de kullanabileceğimiz, ama evin dışında da yanımızda Domestos hijyenini taşıyabileceğimiz formatla bu ay itibariyle, hatta bu hafta itibariyle raflara çıkmaya başlıyoruz. Tabii ki çalışmalarımız ve inovasyonlarımız bu yönde devam edecek. Ancak bunun da ötesinde sizin de bahsettiğiniz gibi marka amacımızı hitap eden Domestos Okul Programı'na önümüzdeki sene itibariyle daha büyük adımlar atmaya başlayacağız. Çünkü aslında hep söylediğimiz odağımızı
tuvalet hijyeninden yaşam alanı, yaşam alanlarımızın hijyenine doğru genişletiyoruz. Bunu okullar için de yapmaya başlıyoruz. Bugüne kadar okullarda hep hijyenik tuvaletler yaratmaya çalıştık. Hijyen koşullarını tuvalet özelinde geliştirmeye çalıştık ve aslında bunun olmadığı yerlere de gerçekten tuvaletleri kendimiz inşa ederek sağlamaya çalıştık. Bugün itibariyle artık hijyen her yerde ihtiyacımız. Sadece tuvalet değil, okulun her yerinde. Eminim anne baba olanlar çok daha iyi hissedecektir ki çocuklarını hem okula göndermek istiyorlar hem gönderirken çok büyük endişeler duyuyorlar. Çünkü okuldaki hijyeni nasıl sağlayacağıyla ilgili gerçekten çok büyük korkular var. Dolayısıyla biz de aslında üzerimize çok büyük sorumluluk düştüğünü farkındayız. Önümüzdeki sene itibariyle çok daha büyük kapsamlı okulların tamamında hijyen sağlayabileceğimiz bir sertifika programıyla da aslında okulların hijyenini daha sürdürülebilir hale getireceğimiz bir programa başlıyoruz. Amacımız yılda en az 1 milyon çocuğa ulaşmak. Dediğim gibi bugüne kadar 10 yılda yaklaşık 4,5 milyon öğrenciye ulaştık ama artık hedefimiz sizin de söylediğiniz gibi daha çok okula, daha çok ile ulaşarak okulların hijyen standardını genişletmek, geliştirmek. Dolayısıyla da biz de bütün gücümüzü bunun arkasına koyarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. İzniniz olursa kategori dışı bir şey sormak isterim. Bu önümüzdeki dönemde bu ürünlere yönelik daha fazla özellikle hijyen tüketim kalıplarında fakat bir taraftan da sizin gibi böyle markaların en büyük şikayeti merdiven altı. O sizin tüketi tercihlerini veya rekabetini ölçüde etkiliyor. O konuda bir iki dakikanız varsa çok memnun olurum. Açıkçası Domestos tarafında merdiven altı yani bunu tabii ki miktar olarak yani bir rakam olarak şu an ifade etmek mümkün değil, doğru da değil. Tabii ki zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Ama bir yandan da pazarda %48 gibi bir pazar payıyla lider konumdayız. Ve tüketicilerin aslında az önce bahsettiğim Sağlık Bakanlığı'ndan alınan USIT ruhsatlı güvenilir ürünleri tercih etmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. Burada rakiplerimizin de bu ruhsatı alması ve aslında bununla beraber tamamen toplum sağlığı, tüketicinin sağlığı için çalışması bizim de birinci önceliğimiz. Çünkü merdiven altı dediğiniz yerde aslında bu ürün gerçekten çok tehlikeli bir hale dönüşebilir. Nasıl üretildiğini ya da neyle üretildiğini bilmediğimiz bir çamaşır suyu gerçekten tüketici sağlığı için çok tehlikeli olabilir. O yüzden aslında bir daha söylediğim biyosit ruhsatı dediğim şey çok önemli aslında. Tüketicilerimizi mümkün olduğu kadar ruhsatlı ürünleri yönelterek biz de elimizden geldiği şekilde onlara doğru ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi pazardaki çok büyük bir problem mi? Çok değil ama tehlike boyutu anlamında büyük bir problem tabii ki miktar olarak çok fazla olmasa da. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Kerbey, finalisiz yapacaksınız. Evet, yani aslında sizin sektör marka olarak, sayısal olarak çok olmamakla birlikte sizin kendi aranızda İnanılmaz yoğun bir rekabetiniz var. Evet. Hem bu rekabet hem de bu müşteri deneyim liderliğini gene sürdürülebilir kılmak için şirket olarak ne yapacağınızı anlatmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Seve seve Talat Bey. Aslında anlatmadan önce birkaç bilgiyi paylaşmakta fayda var. Çok 2020 senesinde çok garip bir dönemden geçiyoruz. Her tarafta salgın, virüs. Bu dönemde de Türkiye'de aslında Mart ayından itibaren artık herkes evlere geçmeye başladıktan sonra Mart-Mayıs dönemi içerisinde 7 milyon kredi kartı ilk kez online mecralarda kullanıldı. N11 olarak bizden ilk defa alışveriş yapan müşteri sayısında %80'e yakın artış gördük. Yani muazzam bir yeni müşteri girişi var aslında e-ticaret sektörüne. Şimdi bu durumda siz hali hazırdaki sadık müşterilerinizin yanında ilk defa online'da alışveriş yapan, ilk defa sizin sitenizden alışveriş yapan müşterileri de sadık müşteriler haline getirmekle yükümlüsünüz. Bu da nasıl oluyor? Aslında müşteri deneyimi siz üst noktaya taşıyabilirseniz müşteri sadakatini tetikleyen en önemli noktalardan birisini başarmış hale geliyorsunuz. Yani kısacası iyileştirdiğiniz deneyim size pozitif olarak geri dönüyor.
Tam da bu noktada aslında deneyim ekonomisini biraz ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Müşterileriniz sizde yaşadığı deneyimden memnun kalıyorsa bu tekrar satın alma noktasında size dönüşünü net görebiliyorsunuz. Biz n11.com olarak müşterilerimizin yaşadığı deneyimi her birisine ayrı bir öykü olarak ele alıyoruz. Ve alışveriş sırasında, lojistik sürecinde bir önceki cevabımda bahsettiğim gibi iade işlemlerinde tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bu yaşadığımız tecrübeleri de yeni hizmetler ve yeni süreçleri geliştirmek için kullanıyoruz. Bu bakış açısıyla aslında yeni dönemde yine farklılaştırılmış hizmetler, biraz daha alışılmışın dışında deneyimler yaşatmak için tüm şirketimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yani yine ana felsefemiz bizim beğeni ve güveni sağlayacak süreçleri dizayn edip iyileştirmek olacak. Bambaşka bir dönemden geçtiğimizi söyledim. Artık teknoloji, dijitalleşme hayatımızın içinde bambaşka bir yaşam tarzına doğru gidiyoruz. Ama bu yoğun teknoloji, yoğun dijitalleşmenin yanında biz bir noktada da aslında o daha önce geçmişte özlediğimiz o esnaf güvenini de müşterilerimize sağlamak istiyoruz. Bu yeni dönemde de bunu yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Peki şöyle bir şey sormak isterim. Yani bu tarafta özellikle lojistik tarafında çok biraz önce siz söylediniz. Yani bir taraftan çok büyük bir beğeni olabiliyor, bir taraftan da çok büyük bir eleştiri olabiliyor. Yani dolayısıyla ona yönelik sizin söyleyecekleriniz vardı, muhtemelen işbirlikleriniz de olacaktı. Beril Hanım mesela yapıyorlar. Yani onlar, o önemli bir konu. Doğru, doğru. Haklısınız. Yani paydaşlardan kastım aslında biraz önce bahsettiğim gibi platformumuz içerisindeki mağazalarımız ve o mağazaların vermiş olduğu ürünleri de müşteriye teslimatla yükümlü olan kargo firmaları. Pandemi dönemine maalesef hazır giremedik. Özellikle kargo tarafında, lojistik tarafında. Ama tabii bu firmaları da anlamak gerekiyor. Yani bizim önümüzdeki 3-4 yılda geleceğimiz noktaya Türkiye'deki e-ticaret sektörü için söylüyorum 3-3,5 ay içerisinde geldik. Yani o montana ulaştık. Şu anda gelişmiş ülkeler seviyesine doğru yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Tabii bu arka tarafta operasyonu da aslında hızlı bir şekilde yedeklemeniz, hazır hale getirmeniz anlamına geliyor. Ama öyle bir dönemde girdik ki herkes aslında bir anda böyle sudan çıkmış balık gibi oldu. Lojistik tarafı bu işin en kritik noktalarından birisi. Her ne kadar operasyonel sıkıntılar olsa da bu dönemde canla başla çalışan o lojistik firma çalışanlarına da teşekkür etmek lazım. Kargo firmalarına teşekkür etmek gerektiğini inanıyorum ben. Aslında şimdi önümüzde bir dönem var. Yani bizim 11-11 olarak adlandırdığımız Kasım ayının aslında damgasını vuran bir etkinliğimiz var. Sanıyorum ki kargo firmaları artık gerçek performansını, o hazırlıklarını bu dönemde göstereceklerdir diye ümit ediyor ve öngörüyoruz açıkçası. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz tabii zamanı çok iyi kullandık. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum ama başta olduğumuz gibi zamanı iyi kullandığımız için gene bir 2 dakikalık bir ihmal ettiğimiz, değinmek istediğimiz, ya şunu da değinseydim iyi olur dediğiniz konular olabilir. Ben gene sıralamızdan Beyl Hanım'dan başlamak istiyorum. Beyl Hanım buyurun. Yani şu çok önemli, artık bu müşteri deneyimi yapalım yapmayı, bu artık varoluş ya da yok oluş sebebi şirketler için. Burada bunun altını kalın kalın çizmek lazım. Bence biz yöneticiler olarak, pazarlama yöneticileri olarak kendimizi bu konuda kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor ama bizim kendimizi geliştirmemiz yetmez. Tüm şirketin yukarıdan aşağı, yani genel müdüründen çaycısına kadar herkesin bu konuyu sahiplenmesi, müşteriyi oda alması gerekir. Örnek vermek gerekirse bizde tartışmaları oluyor mesela. Siz dediniz ya işte markete girmek istemiyor müşteri. Bir yandan da market gelirlerimiz düşer ama temassız ödeme yaparsak mesela. Şimdi bu bakış açısı çok iş, para bakış, kar bakış açısı. Halbuki ben zorla insanları markete sokup oradan 2 su satacağım diye müşteriyi memnuniyetsiz bırakmak istemem. Müşteri odaklı olduğunuz zaman
her türlü opsiyonu onlara sunmak zorundasınız. Müşteri istediği gibi davranmak zorunda. Yani bu şey, yani bizde oldu diye demiyorum ama bu tartışmalar olduğu için söylüyorum. Yani iş odaklı ve ya da müşteri odaklı olmak arasındaki fark bu kadar net. Market alışverişimiz, ciromuz düşer diye temassız ödeme yapmayalım bakış açısı. Bunun çok tipik bir örneği mesela. O yüzden satışçısı, IT'cisi, tedarik zincirindeki bütün arkadaşlar, şirketin her çalışanı bu konuda bilinçlendirilmeli. Burada da en çok görev tabii ki bize düşüyor. Çok teşekkür ederim Gökçe Hanım. Evet, ben de Meral Hanım'a katılıyorum. Bu hakikaten bu amacı içselleştirip herkese, tüm ekosisteme yaydığınız zaman çok farklı bir değer atfediyorsunuz tüketicinize. Benim eklemek istediğim, konu şu olabilir. Aslında müşteri deneyimde yarattığınız katkı ve değer size çok güzel bir şekilde dönüş sağlıyor. Hangi anlamda? Müşterilerinizin tavsiyeleriyle yarattığınız yeni iş hacmi anlamında. Ve bizim için, pazarlamacılar için de özellikle bu müşteri deneyimini doğru bir şekilde yaratmak, pazarlama bütçemizin optimize kullanılması konusunda da çok büyük bir destek sağlıyor. Siz az önce bahsettiniz, yepyeni bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi unutup tekrar öğrenme zamanına dönüyoruz. Çünkü çok büyük bir değişim söz konusu. Bu değişimin içerisinde bizler de kısıtlı bütçelerimizle çok daha büyük değerler yazacak deneyimleri yaratmamız gerekiyor tüketicilere. Bence bu anlamda müşteri deneyimini güçlendirmek, bizim bütçelerimizi daha optimize kullanmamız adına da çok çok önemli. Ben bunu eklemek isterim özellikle. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii müşteri deneyiminde çok haklısınız çünkü inanılmaz bir nesil geliyor, sorgulayan ve evet, hiçbir şeyi kabul etmeyen, beğenmesi çok zor bir şeyde. Bir tanesi de benim evde yaşadığı için ben her gün onunla beraber olarak yapıyorum. Dolayısıyla o konuda çok haklısınız. Belki Mine Hanımlar bu konuda da söyleyecekler. Çünkü onlar yıllardan beri çalışıyorlar bu nesille. Aynen. Yani aslında bakarsanız zaten müşteri deneyimi dediğimiz şey gerçekten tüketicimizin ne kadar bize güvendiği, kullandığı her üründen aslında aynı deneyimi aldığı ve güvenerek kullanması aslında günün sonunda. Bugün aslında tüketicimiz biliyor ki aradığı hijyeni tüm Domestos ürünlerinde bulabilir. Dolayısıyla da belki de bu dönemde daha da fazla en güvendiği markaya döndü tüketicimiz. O da Domestos. Aslında Gökçe Hanım da söylediği gibi hiçbir zaman marka için, yani deneyim olarak yarattığımız hiçbir şey boşa gitmiyor ve tekrar markaya geri dönüyor. Çünkü marka ne kadar doğru bir şekilde ürün sunarsa, ne kadar güvenini karşılayan ürünler sunarsa, güvenini boşa çıkarmazsa tüketicinin, ne kadar amaç odaklı olup aslında çok daha büyük bir etki bırakırsa hayatlarımızda, o kadar marka bağlılığı sağlıyor. Tabii ki gençler, çocuklar hijyen konusunda bakmayın, bizden çok daha dikkatli. Eminim sizin de dikkatinizi çekiyordur. Bence maske kullanımı bile onların arasında çok daha ciddiye alınıyor. Benim de gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bizim de onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Hep bunu görüyorum aslında. Bu dönemde de bence hep bunu gördük. Biz onlara belki hijyen bilinci kazandırmaya çalışıyoruz ama onlardan da aslında çok disiplinli bir şekilde bunu nasıl yapacağımızı biz de tekrar görüyoruz. Eminim siz de görüyorsunuzdur. Yani tüketici her zaman her işimizin kalbinde. Ben bunu sadece Domestos olarak değil, zaten Unilever'in tüm markaları için geçerlidir. Her zaman biz tüketiciyle başlarız. İnsanla başlarız. Her işimiz insanla başlar. İnsan gerçekten ne yaşar? Onun gerçekten hayatında nasıl zorlukları vardır? Neye ihtiyacı vardır? Ya da fark etmediği ama gerçekten hayatını çözmesi gereken ne problemi vardır? Biz hep bununla başlarız. Ve bu sayede de güçlü markalar yarattığımızı düşünüyorum. Domestos tabii ki bunların da başında gelen markalardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. İlker Bey, buyurun. Finali siz yapıyorsunuz. Yani Talat Bey, finali bana bıraktınız ama kıymetli katılımcılar o kadar güzel aktardılar ki. Yani finali bilemiyorum ama benim tekrar üstünden geçmek istediğim, üstüne vurgulamak istediğim aslında deneyim ekonomisi. Yani her şirketin ticari kaygıları, karlılık kaygıları var. Fakat eğer ki biz deneyim ekonomisine odaklanırsak, deneyimle beraber ekonomik büyümenin geleceğine inanırsak ve bunun üzerine süreçlerimizi değiştirebilirsek, bir noktada artık o bahsettiğiniz kaygılar devreden çıkacaktır. Sadık müşterileriniz zaten
size para kazandıracaklardır, karını sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Yani ham maddeyi işleyip bir ürün haline getiriyorsunuz, üstüne bir kar koyup satıyorsunuz. O ürünü iyi bir hizmetle veriyorsunuz müşterinize. Aslında oradaki bir payı yükseltip yine kar ediyorsunuz. Fakat bu hizmetin de ötesinde eğer deneyimi sağlayabilirseniz, müşteride bir tat bırakabilirseniz aslında en kıymetli yere gelmiş olursunuz diye düşünüyorum. O yüzden deneyim ekonomisi diyeceğim ben. Çok teşekkür ederim. Hepinizi bir defa bu ödülden dolayı, bu birincilikten dolayı kutluyorum sizi. Bir görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de sözü sevgili Rauf Ateş'e aynı şekilde veriyorum. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkürler. Talat Yeşiloğlu'na ve konuklarına çok teşekkür ederim. Ödül alan şirketlerin, sektörlerinde daha doğrusu ilk sıralarda yer alan şirketlerin CMO'larını, müşteri deneyim direktörlerini, pazarlama direktörlerini dinledik. Kendi açılarından fark yaratan, ödüle götüren stratejilerini bizimle paylaştılar. Şimdi CEO oturumuna geçeceğiz. CEO oturumu için konuklarımı davet edeceğim ama öncesinde CEO oturumundan sonraki bölümü de anons edeyim. CEO oturumundan hemen sonra ödül törenimiz var. Orada da 15 sektörün birincilerine ödüllerini takdim edeceğiz. Ama bu müşteri deneyimi ödüllerin 2020'de 15 sektörde ilk 3'ü belirlediğimiz, hatta bazılarında eşitlik olduğu için ilk 4 de var. Onları da Fast Company dergisinin Ekim-Kasım sayısında bulabilirsiniz. Bir dergi alıp hem tanımayanlar, tanışmayanlar dergimizle tanışabilir hem de araştırmanın ayrıntılarını görebilirler. Şimdi ben CEO ve müşteri oturumu için önce Çağatay Aynur'u davet ediyorum. Turkcell Global Bilgi CEO'su. Ardından diğer konuklarımı davet edeyim. Arkadaşlarım alıyorlar. ING Bank Türkiye CEO'su, bankacılık alanında müşteri deneyimi de birinci olan banka Alper Gökgöz'ü davet ediyorum. Ardından BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın'ı davet ediyorum. Elektronik'te beyaz eşyada birinci olmuştu. Sütaş CEO'su Muharrem Yılmaz'ı davet edeceğim. O da sütlü ürünlerde, süt ürünlerinde birinci olmuştu. Arkadaşlar alabiliyor musunuz? Alper Gökgöz, ING Bank, Gökhan Sığın CEO, BSH Türkiye CEO'su, Muharrem Yılmaz Sütaş CEO'su, moderatör ve konuşmacımız Turkcell Global Bilgi CEO'su Çağatay Aynur. Ben tekrar bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Oturumumuz yaklaşık 40 dakika sürecek. Ardından da ödül törenine geçeceğiz. Ve Alper Bey, evet Alper Bey, hoş geldiniz, katıldınız. Diğer konuşmacılarımız da kameranın kaçtığı şey var sanki.
Ekranda bir problem yok galiba. Alper Bey, ışıkları az evvelki gibi açarlarsa problem yok. Çağatay Bey geldi. Gökhan Bey geldi. Muharrem Bey'i bekliyoruz. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Muharrem Yılmaz da geldi. Muharrem Bey hoş geldiniz. Evet, ben sizi yayından ayrılıyorum. Çağatay Bey yönetecek. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere. Pardon. Evet, değerli katılımcılar, CEO ve müşteri oturumuna hoş geldiniz. Bugün müşteri stratejilerini, pandeminin müşteri davranışındaki etkilerini ve geleceği konuşacağız. Kıymetli konuklarım var. Onları zaten Rauf Bey takdim etti. Ben ilk turumuzda öncelikle her üç firmamızı da tebrik ediyorum aldıkları ödülden dolayı. Ve ilk turumuzda da kendilerine bu başarıyı getiren müşteri deneyimi stratejileri nelerdi? Bu stratejileri şirketlerinde içselleştirmek için hangi aksiyonları aldılar? Aktarmalarını rica edeceğim. Muharrem Bey, sizinle başlarsak memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum herkese. Tabii strateji belli. Müşteri veli nimet. Stratejinin ana çizgisi bu. Tabii bu hepimizin toplumdan aldığımız kültür de bu. Aileden gelen kültür bu. Benim gibi iş hayatımın içerisindeki bir ailede yetişmiş esnaflıktan gelen bir kök var. Orada da müşteri veli nimet hepimiz için en önemli düsturlardan biri ticari hayatta. Ama tabii bunu açmak, anlamlandırmak lazım. Müşteriyi nasıl veli nimet edeceğiz? Nasıl onu o veli nimetliğini hissettireceğiz? Çok önemli. Tabii satın aldığı bir kere bir alışveriş var aramızda. Bu alışverişte satın aldığı ürünün güvenilir bir ürün olduğuna, hele hele bizimki gibi gıdaysa, onun gerçekten özü bozulmamış, en doğal haliyle kendisine geldiğini, güvenilir bir ürün olduğunu bilmesi lazım. Üründen beklediği faydayı, lezzeti alacağına ve bunun da sürekli olacağına, sürekli bu konudaki tatmininin devam edeceğine inanması lazım. Yani bu standart olarak ben bu tatmini, bu faydayı ve bu lezzeti alırım gıda olduğu için. Ve bunun sürdürülüyor. En temel iş bu. Yani ben arkadaşlar burada aldığım ürünü güvenebilirim. Çoluk çocuğumla beraber bunu tüketebilirim. Ve de her seferinde burada aynı fayda ve lezzeti bulacağımdan da eminim. Birinci müşterinin kendisini veli nimet hissetmesi için rahat etmesi lazım. Birinci rahatlığı bu olması lazım. İkincisi, bunun karşılığında bu alışverişte o bize bir para ödüyor. O ödediğinin karşılığını aldığına emin olması gerekiyor. Yani kendisine bu hizmeti veren, bu malı üretenin doğru, dürüst ve ona sattığı fiyatın hakkaniyetli bir fiyat olduğuna emin olması lazım. Yani biz müşterilerimizin hakkını helal etmesini sağlamamız lazım. En açıkçası bir para ödüyor bize. Evet, ben doğru parayı ödedim. Aldığım mal da bu parayı eder dedirtmek lazım. O tabii bu iki temel sağlandıysa müşteri ile ilişkimizin ürünün güvenilirliği yanı sıra bizim güvenilirliğimizi, kurumsal güvenilirliğimizi, itibarımızı müşteri nezdinde bina etmemiz lazım, onu inşa etmemiz lazım.
Orada da açık, temiz, şeffaf bir ilişkiye ihtiyaç var. Olabildiğince müşteriyle direkt temasa ihtiyaç var. Tabii bizim gibi kuruluşlar iki katmanlı müşteri ilişkisine sahip. Bir, tabii aracılar var. Bizim ürünümüzü tüketiciye ulaştıran paydaşlarımız var. Bir de direkt bunu tüketenler var. Bu iki grup tüketicide de aynı şekilde ilkeli, doğru, dürüst olduğunuz inancı, algısı oturmuş olması lazım. Bu en temel işin sürmesi için, bu ticaretin sürmesi için en temel beklenti. Orada huzursuz edemezsiniz. Müşteriniz orada huzursuz olmamalı, kendisine hep rahat hissetmeli. Evet, evet. Kalbinde, kafasında, gönlünde bir karışıklık olmaması gerekiyor. Muharrem Bey, tam da ben onu soracaktım. Bu kadar geniş, yaygın ağda bu dediğiniz strateji, vizyonu sahiplendirmek de oldukça ciddi bir konu. Oldukça meşakkatli bir konu. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bunu sağlamak da bu bir kültür meselesi, kurum kültürü meselesi. Burada kurumun liderleri örnek olmak ve örnekler yaratmak durumundalar. Kurumun bu konuda hakikaten hikayeleri olması lazım. Müşterinin mutluluğunu sağlamak için ne kadar öncelikli olduğunu, ne kadar müşterinin veli nimet olduğunu hissettiren, onunla ilgili örnekleri ekibe takdim eden mutlaka hikayeleriniz olması lazım. Bir de tabii en önemlisi de müşteriyi mutlu etmek için önce sizin ekibinizin mutlu olması lazım. Yani inekler mutlu olacak, çalışanlar mutlu olacak, değil mi? Bütün paydaşlar mutlu olacak. Onları da mutlu edeceksiniz. Ki sonunda bu mutluluk müşteriye yansısın. Yani yaptığınız iş müşteriye doğru yansıması için, ona bu mutluluğun geçebilmesi için mutlu bir ortamdan onu götürüyor olmanız, mutlu bir yoldan, mutlu insanlarla, mutlu aracılarla götürüyor olmanız lazım. Bu dengeleri sağlamak tabii oldukça hele hele bizimki gibi FMCG'nin hızlının hızlısı bir sektörde çok zor. Ama ekip alıştı, bu kültür oturdu ve herkes müşteri memnuniyetinde aldığımız bu ödülü hak ediyor diye düşünüyorum. Bu ödül zaten arkadaşların hakkı, burada konuşma hakkını bana verdiniz ama ödülü inşallah onları temsilen pazarlama başkanımız alacak. Doğrusu ben bu ödülü arkadaşlarımın hak ettiklerini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii bu değerlendirmede bulunduğunuz için sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de tebrik ediyorum tekrar. Alper Bey, siz de devam edersek sizin müşteri deneyimi stratejileri ve şirket içinde içselleştirme ile ilginiz aksiyonlara dinlersek memnun olurum. Tabii ki herkese merhabalar. Bizim İNG'nin kurumsal amacı aslında çalışanların ve müşterilerin özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmasını sağlamak. Bunun için de hem çalışan deneyiminde hem de müşteri deneyiminde mükemmeliyet önemli. Biz bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kendi iç ölçümlerimizle bunun hep ileriye gittiğini görüyorduk. Şimdi böyle bağımsız bir araştırmayla da sektör lideri seçilmek bize oldukça gurur verdi. Ben hem bu araştırmayı yapan sizlere hem de tabii ki ekibime, bunu mümkün kılan ekibime buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizim bunu yaparken aslında üç bacaklı bir yöntemimiz var, bir stratejimiz var. Bunun ilki doğru ve tarafsız ölçüm. İkincisi müşterilerin sesini dinlemek ve onlara yönelik süreçleri iyileştirmek. Üçüncüsü de müşteri odaklı dijitalleşme. Şimdi bunları biraz aslında açarsam doğru ve tarafsız ölçümle başlayayım. Ünlü yönetim gurusu Peter Drucker'ın bir sözü var. Biliriz, ölçemediğin şeyi yönetemezsin diye. Bu da öyle bir konu. Biz müşteri deneyiminde müşteriyle yaptığımız her etkileşimi ölçmeye çalışıyoruz.
senede 2,5 milyon adet müşterilerimizle birebir anket yapıyoruz. Ve müşterilerimizin deneyimini soruyoruz. Bunun 500 bini insanlı kanallar dediğimiz çağrı merkezi ve şubelerden geliyor. 2 milyonu da dijital kanallardan geliyor. Ve biz burada aldığımız geri bildirimi kişi bazında çalışanlarımızla ve yine ekiplerimizle paylaşıyoruz. Hepsinin kendi hedeflerinde müşteri deneyimi var. Mesela bir şubedeki çalışanımız ya da çağrı merkezindeki çalışanımız dünyanın en iyi satışını yapmış olsun, bütün her şey çok iyi yapmış olsun. Eğer çalışan deneyiminde istediğimiz seviyenin altındaysa ne prim alabilir ne de terfi edebilir. O bizde çok net. Bu sadece yüz yüze müşterilerimizle görüşen çalışanlarımız için geçerli değil. Aynı zamanda ben dahil bütün yönetim ekibi için de geçerli. Hepimizin hedeflerinde güçlü bir şekilde bu var ve bu en önemli KPI. İkinci konu, müşterinin sesini dinleyerek süreçleri iyileştirmek. Şimdi burada aslında biz pazarlamacılar olarak biraz kendi yarattığımız ürünlere aşık oluyoruz. Ama burada bizim startup dünyasından da öğrendiğimiz aslında müşterinin problemine aşık olmak daha önemli. Ve o problemi nasıl çözdüğünüzü müşteriye iyi anlatmanız lazım. Bu çözüm bu problemi çözüyor ve bu şekilde çözüyor rekabete göre. İyi anlatmanız lazım. Bizim bunu aslında kodladığımız bir PACE denilen bir metodolojimiz var. ING'nin 40 ülkesinde uygulanıyor PACE. Biz ING Türkiye olarak dünyada en iyi örnek seçildik bunu uygulamada ve diğer ülkelere deneyimlerimizi anlatıyoruz. Burada da her ürün geliştirme, her süreç geliştirme bu metodolojiden geçmek zorunda. Bize herhangi bir proje geliyorsa ilk sorumuz soru şu: siz bunu müşterilerinizle test ettiniz mi? Müşterinin hangi problemini çözüyor? Eğer hani PACE yoksa para yok bizde. Ne IT kaynağı var ne pazarlama kaynağı var. O çok net bir şekilde müşteriler tarafından onaylanmış olmalı. Onlar tarafından beğenilmiş olmalı. Buna yönelik de birçok örneğimiz var bu metodolojiden geçip başarılı olmuş. En sonuncularından bir tanesi bizim Turuncu Ekstra programımız. Türkiye'nin bence en iyi banka kartı programı. Sıfırdan başlamış bir program. İkinci yılında 250 bin kullanıcısı var ve her gün katlanarak büyüyor. Ve geçen sene de yine Visa'dan yenilikçi bankacılık programı ödülü aldı. O da oldukça gurur duyduğumuz bir ödül. Üçüncü konu da yine müşteri odaklı dijitalleşme. Şimdi dijitalleşme deyince tabii herkes bugün konuşuyor. Biraz sanki ön yüzde işte bir mobil uygulamanız olunca dijitalleşmiş oluyorsunuz gibi bir algı var. O bizce yanlış bir algı. Bizce süreçlerin baştan sona uçtan uca yadınlaştırılarak, basitleştirilerek dijitalleştirilmesi önemli. Eğer bir süreci olduğu gibi dijitale taşıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü müşteri onu kullanmıyor, sevmiyor oradaki halini. Biz her sürecimizi baştan sona öncelikle yeniden bir mühendislik sürecinden geçirip ve sonrasında dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ya da tamamen dijital bir ürün yaratıyoruz baştan sona. Eğer ürün kompleks ise ve dijitale taşıyamıyorsak da o ürünü öldürüyoruz. Bu tercihleri de yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da dijitalleşme de biraz önce Muharrem Bey de bahsetti, standartlaşmayı sağlıyor müşteri deneyiminde. Eğer iyi bir şekilde bu ürünü dijitale taşırsanız müşteriler artık çok fazla dijital kullanıyorlar ve orada bu konu daha da iyileşerek, müşteri deneyimini daha da iyileştirerek devam ediyor. Bizim biraz önce de belirttiğim gibi bu üç ana bacak üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Tekrarlamak gerekirse doğru ve tarafsız ölçüm, müşterinin sesini dinlemek ve müşteri odaklı dijitalleşmek üzerine devam ediyor. Tabii bunları yaparken bunu kültürümüzün bir parçası yapmak çok önemli. Ve kültürümüzde bu çok önemli bir yer tutuyor. Biraz önce yine Muharrem Bey belirtti, çalışan deneyimi bizim için çok önemli. Çalışan mutlu olacak ki müşteri mutlu olacak. Biz çalışan deneyiminde de yine ING ülkeleri içerisinde ya birinci ya ikinci seçiliyoruz. Türkiye'de de bankacılık içinde de yine ilk sıralarda her zaman yerimiz. Buna da çok önemsiyoruz. Bu kültüre bunu iyice yerleştirerek müşteri deneyiminde liderliğimizi inşallah daha da fark açarak sürdürmek istiyoruz. İnşallah, tebrik ederim. Teşekkürler. Gökhan Bey, size devam edelim BSH tarafında. Sesiniz şu anda gelmiyor. Evet.
Mikrofonum kapalıymış. Şimdi açtık. Teşekkürler Çağatay Bey. Öncelikle bütün katılımcıları selamlıyorum. Başarılı, güzel bir gün olmasını temenni ediyorum onlar için. Güzel yorumları değerlendirmeye dinledim. Tahmin ediyorum. Bana bir soru yöneltmeniz ama müşteri deneyiminden ben de devam. Pardon, ben tabii ki aynı soruyla turu devam edeyim. Aynı soruyla devam edeceğim. Evet. Dolayısıyla şöyle başlamak lazım. Bir kere biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz, nerede konumlandırıyoruz? Biz diyoruz ki ürün ve hizmetlerimizle hayat kalitesini arttırmaya çalışan bir ekibiz biz diye tarif ediyoruz kendimizi. Hayat kalitesini arttırmak tarifi çok kolay bir şey değil. Çünkü hem niteliksel hem de niteliksel bir kavram kalite. Bir ürün veya bir hizmet açısından baktığınız zaman bunların teknik başarılarının ölçülmesi veya etkinliklerin, verimliliklerin tespit edilmesi doğru bir şey. Ama öte yandan her bireyin tek tek hayat kalitesini yükseltmeye çalışmak çok ciddi bir niteliksel boyutu da var. Yani çünkü herkesin kalite algısı, her tüketicinin, her bireyin hayatının kalitesini, hayatının standartını geliştiğini hissetmesi aynı şey değil. Çok farklı şeyler. Biz de Türkiye'de faaliyeti 4 markamızı da gösteriyoruz. Bosch, Siemens, Profilo, Gaggenau. Bunların her biri farklı müşteri segmentlerine, farklı tüketici tatlarına hizmet verse bile, karşılık olarak gelse bile marka olarak, eninde sonunda tüketicinin hayat kalitesinin gelişme beklentisi her segmentte aynı. Dolayısıyla aslında bunlar kategori veya segment bağımsız beklentiler. Ve biz kendimizi aslında bu şekilde çok güç bir hedef koymuş oluyoruz. Dolayısıyla bunu takip yaparken de elbette bütün arayüzleri istisnasız ve yılmaz bir çabayla tek tek irdelemek, takip etmek gerekiyor. Ya bu bir aşk ve tutku işi. Kesinlikle. Çünkü ölçmek gerçekten kesinlikle işin başlangıcı. Fakat ölçtükten sonra bunlarla ilgili aksiyonları alabilmek ve gerçekten doğru seçimleri yapabilmek bir aşk ve tutku sonucu oluyor. Ve bu da kesinlikle liderlik ve ekip çalışmasının sonucu. Çünkü neler yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız kalite söz konusu olduğunda çok daha anlamlı şekilde karşılık buluyor tüketicilerden. Biz bütün arayüzleri ölçüyoruz ve bütün arayüzleri ölçerken tabii yeni yeni arayüzler de ortaya çıkabiliyor. Çünkü sosyal medya eskiden olmayan ve çok hızlı gelişen bir kulvar. Bu sosyal medyanın türevleri oluşmaya başladı, alt grup oluşmaya başladı. Sizin varmanız gereken proaktif ortamlar, size yansıyan reaktif ortamlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir iletişim matriksi iyice kompleks hale geldi. Dolayısıyla bütün bunların her birini ölçmek de kolay olmadığı zamanlarda işte o zaman işin ruhuna başvuruyoruz. Yani ekibin ve liderliğin aşkına ve tutkusuna. Çünkü şirketimiz, yani pek çok şirket yıllar boyu 98-99 mertebelerinde olan memnuniyetleri takip etmekten çok uzun süreler evvel yarım ve hatta bir puana varmayan memnuniyetsiz seviyelerini eskisinden daha çok detaylandırmaya gitti ki bu aşk ve tutkunun karşılığı da sahada gözüksün. Çünkü çok güzel söylediğiniz demin tüketicinin problemine aşık olmak diye. Çünkü biz o problemin ne zaman gelişeceğini, nereye varacağını hayal edemeyebilirsiniz. Diğer segmentleri genişleme ihtimali olabilir. Kişisel gözüken bir şey bir sosyal medya ortamında çok duygusal bir şekilde çok fazla kişilikle karşılık bulabilir. Ürünümüz ne kadar mükemmel olursa olsun. Dolayısıyla ekibin hepsinin bunu böyle görmesi ve ne yaptığımızdan daha çok nasıl yaptığımıza odaklanıp ve bunu her karşısına çıkan yeni problemde veya yeni vakada bir fırsat olarak görüp orada memnuniyet, oradaki deneyi olumlamaya çalışması kesinlikle bizim başarımızın en önemli dayanağıdır. Şurada şunu söylemek istiyorum. Eninde sonunda bütün bir ekibi aynı güdüyle bu yolda tutmak bir şirketin en büyük çabası ve en büyük de başarısıdır. Elbette tüketici bunu şirketin yönetim başarısı veya işte liderliğin içerisinde bu hedefleri gerçekleştirme başarısı olarak görmeyecektir. Onu bir memnuniyet olarak değerlendirecektir. Ama gelen geri bildirimlerin yani tüketici geri bildirimlerinin teknikten ziyade duygusal olması da bizim için çok önemli bir kriterdir. Bizim tüketicilerimizin çoğundan geri gelen bildirimler daha çok ürünlerimizin teknik kalitesinin üstünlüğü ve farklılığından geçerli ki bu aslında biliyoruz ki bütün ürünler ve başka yetkin üretim teknikleri tarafından taklit edilebilirler, çoklanabilirler. Ama tüketicide oluşan duygusal izin kopyalanma ihtimali yok. Ve bunun için de gerçekten her deneyimin içine girmek
gerekiyor. Çünkü her deneyimin iz düşümü farklı. Şu anda İzmir'de ve İzmir bölgesinde çok olumsuz ve farklı bir deneyim yaşanıyor. Büyük bir travma yaşanıyor. Orada pek çok müşterimiz etkilendi. Ve adım gibi eminim onlar için ürünümüzün teknik iyiliğinin şu anda hiç önemi yok. Yani onlar için bu deneyimin içerisinde bu olumsuz, yani sonuna kadar hayat boyu unutulmayacak olumsuz deneyim içerisinde bir güvenilir nokta olmak ve onların referans alabileceği ve ileride hatıralarına baktıklarında doğru şeyler yapmışız, doğru karar vermişiz diyeceği şeyleri hissettirebilmek ve bunu onlara yaşattırabilmek bizim için çok çok daha önemli. Çünkü bizim sektörümüz tarafından bakıldığımızda Muharrem Bey'in sektörünün tam tersine bizimkisi de olabilecek en yavaş sektörlerden bir tanesi diye adlandırılabilir. Çünkü insanlar hayatları boyunca belki 5, 6, 7 defa beyaz eşya veya buna yönelik hizmetleri alma konusunda tüketicimiz haline geliyorlar. Fakat hafızanın uzun kalması için çok çok daha önemli bir düşük sıklık bu. Çünkü hafızayı ancak temas noktalarında yenileyebiliyorsanız, ya bazen 5-6 sene aralıklarla bile insanla temas etme durumumuz olabiliyor. Burada tutarlılığı korumak ve aynı duygusal tecrübeyi devam ettirebilmek en büyük çabalardan bir tanesi. Benim ekibim bu konuda çok uğraşıyor ve tutku ve aşkla bağlı problemlere ve müşteri deneyimlerine. Dolayısıyla ben aslında alacağımız ödülü kesinlikle onların hepsinin adına tek tek alacağım. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bütün müşterilerimize gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve yaptıkları müşteriye başarılı deneyimler için. Ben de tekrar tebrik ediyorum. İkinci turumuza geçerken açılış konuşmamda bahsetmiştim esasında. Pandemi tabii tüketici davranışlarını çok ciddi oranda etkiledi. Ben ikinci turda tabii sizin sektörünüzde hangi davranış değişikliklerini gördünüz ve buna bağlı olarak da şirketleri geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz? Hangi stratejileri değiştirdiniz? Gelecekten neler bekliyorsunuz? Muharrem Bey, ben yine sizle başlayacağım. Ama konuşmanızın sonunda işte herkes home office çalışırken siz farm office dediniz. Onu da bir iki cümle bahsederseniz sevinirim. Teşekkür ederim Çağatay Bey. Bizim sektörde tüketicinin ilk tepkisi panik oldu. Yani önce gıda güvenliği meselesi geldi. Ben yeter kadar gıdaya ulaşabilecek miyim? O yüzden o ilk günler biraz bizim nefes nefese çalışmamız, bu beklentilerini tüketicilerin karşılayacak şekilde üretimi arttırmamız, dağıtımı koşturmamız vesaire bunlar gerekti. Yani tüketici gıdasının eksik kalmayacağına inanana kadar eve stok yaptı. Yoğurt bile stokladı. Daha sonra baktı ki evet bu yoluna girmiş vaziyette Türkiye'de üreticiler, bizim sektörde konuşuyoruz tabii. Bu ihtiyacı karşılamaya devam ediyorlar ve edebilecekler, buna güvendi. Ondan sonra ikinci sorgulama başladı. Gıdanın güvenilirliği. Şimdi ben eskisinden daha da sağlığıma dikkat etmek zorundayım. Daha da hassasım. Dolayısıyla yediğim, içtiğim daha beni destekleyecek şekilde güvenilir, doğal, efendim besleyici, faydası da daha yüksek seviyede olmalı. Onun için ben daha iyi gıdalar seçmeliyim kendime. Bununla beraber, daha iyi ile beraber markalar tabii bu güveni kendileri markalarının üzerinden tüketiciye aktarmak için uzun yıllardır mücadele eden, yatırım yapan markalar hatırlandı. Daha fazla onlara yöneldi. Bizim sektörümüzde ciddi bir açık pazar var, kayıt dışı var. Tabii biraz oradan kayıt içine doğru geldi. O yüzden organize perakendecilerin, normal perakendecilerin satışları arttı. Ve tüketici daha kendisi için güvenilir olduğuna inandığı markalara, ürünlere yöneldi. İkinci refleks buydu. Burada tabii birincisi tedarik zinciri meselesi. Hep beraber konuştuk.
o dönem tedarik zincirinin en çok gündemde olduğu konulardan biriydi. Süt aşının öyle bir avantajı var. Çiftlikten sofralara modeli gerçekten güzel oturdu süt aş. Bütün bu süreci çiftlikten, ottan, tarladan itibaren tüketiciye kadar giden süreci yönetiyor, kontrol ediyor. İşte eğitiminden üreticinin işte damızlıklarının teminine, yemine vesaire. Buradaki avantaj tüketicinin bir yandan gıdamı karşılayabilecek miyim, güveneyim mi dediği yerde onu tatmin etti. Diğer yandan da güvenilirlik bakımından bütün bu sürece hakimse ve bunun doğallığını taahhüt eden bu marka bunun bütün süreci kontrol etme kabiliyetinde bir iş modeli kurduysa o zaman bunun değeri arttı. Pandemiyle beraber oluşan bizim hissettiğimiz değişim bunlar. Tabii o dönemin bir başka şeyi de evinden çıkmak istememesi, bu sosyal mesafe evine kadar talep etmesi, bu hizmeti verenlerin, veren aracı paydaşlarımızın işlerinin daha iyi gelişmesine sebep oldu. Yetmedi, biz de bu güvenceyi vermek için dedik ki isterseniz evinize kadar getiriyoruz. Sütaş Market diye bir e-ticaret platformu oluşturduk ve oradan gerektiğinde artık bu hizmeti de vererek onların beklentilerini karşılamaya hazır olduğumuzu hissettirdik. İşte bunlar hep güvenin ve o güvenin sürdürülebilirliğini temin etmek için yapılmış altyapı. Bu altyapı hazır olunca pandemi sürecinden çok şükür çok fazla etkilenmeden, tabii şanslıyız da temel gıda yani diğer sektörlere benzemez. Biz de en az etkilenerek pandemi sürecinden geçtik. Ev dışının kapalı olması, yani ev dışındaki tüketimin tabii sıfırlandığı bir dönem hele. Şimdi hafif hafif açılsa da turizm, oteller, okullar, işte restoranlar, büfeler. Bunlardan gelen kaybı biraz ev içinde tüketim arttığı için perakende tarafından telafi ederek işimizi sürdürüyoruz. İneklerin durması söz konusu değil. Onlar çalışıyorlar. Onlar çalışınca da işte benim dediğim gibi siz home office çalışırken biz de farm office çalışmaya devam ettik pandemi sürecinde. Çok şükür bu şekilde gitti işler. Çok teşekkür ediyorum Muharrem Bey. Ben teşekkür ederim. Ben sizlerden özür dileyerek başka bir üçüncü bir tur gelmeyecekse izin isteyebilir miyim? Tabii sonradan ki. Sonradan dinleyeceğim mutlaka. Şimdi görüşelim. Şimdi bir şansım var bekleyen ondan izin isteyip çıkmıştım. Tabii. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Alper Bey sizle devam edelim. Sizin sektörünüzdeki müşteri değişimleri nasıl oldu ve buna bağlı olarak stratejilerde bir revizyon yaptınız mı? Ben çünkü sizin açıklamalarınızdan da şunu biliyorum, dijital liderliği çok net ifade ediyorsunuz bütün açıklamalarınızda. Onu zaten birinci bölümde çok açık bir şekilde söylediniz. Muhtemelen bu pandemiyle birlikte süreç hızlanmıştır. Hem müşteri tarafında hem şirket içerisinde. Bir de yenilikçi şube konseptine çok vurgu yapıyorsunuz. Bundan da bahsederseniz çok sevinirim. Tabii memnuniyetle. Öncelikle tabii pandemi müşteri davranışlarındaki bazı değişiklikleri hızlandırdı. Yani o değişiklikler oluyordu ama çok hızlı hale getirdi. Dijital kanallara biraz mesafeli duran müşteriler dijital kanallara artık daha yaklaştılar. Temassız ödeme bir anda çok arttı. İşte QR kodla para çekme ATM'den bunlar hayatlara girdi herkesin. Ve biz, ben bunu biraz Geleceğe Dönüş filmine benzetiyorum. Hani 3-5 sene sonraya gittik Geleceğe Dönüş'ten. Makinede biraz bozuldu, orada kaldık. Yani onlar çok hızlı hale geldi. En azından finans sektörü için bunu söylemek mümkün. Bazı rakamları vereyim. Temassız ödemeden bahsettim. Temassız ödeme Türkiye'de 2019 yılındaki payı, yüz yüze ödemelerdeki temassızın payı %7 idi. Biz
bankacılar olarak biraz bundan şikayet ediyorduk ya, niye bu artmıyor diye. En son Eylül ayındaki istatistik yüz yüze ödemelerin %50'si. Yani %7'den %50'ye geldik bir anda. Ve artmaya devam ediyor. Mayıs'ta %33'e gelmiştik. Aa ne güzel gidiyor dedik. Şimdi %50 yukarı gitmeye devam ediyor. En son yapılan bir araştırma var müşterilere, Türkiye'deki bankacılık müşterilerine. Müşterilerin %85'i artık online kanalları daha fazla kullanacaklarını, %76'sı da bundan sonra bütün işlemlerini online'dan gerçekleştireceklerini söylüyor. Bunlar çok ciddi değişiklikler. Çok ciddi oranlar. Burada da bu dijitalleşme dünyasında da aslında basit, akıllı ve kişiselleştirilmiş hizmet vermek daha öne çıkıyor. Burada biraz önce siz de söylediniz, bizim dijital liderlikle ilgili bir tutkumuz var. ING dünyada dijital bankacılığın liderlerinden biri. 1990'lı yıllarda başlayan bir ING Direct ile bir orada bir geçmişi var. Biz Türkiye'de de bu hedefle yola çıktık. Ve bugün geldiğimiz noktada sektörün en iyi dijital bankası olduğumuzu ben söyleyebiliyorum. Bunun altında bir sürü rakamla da bunu destekleyebiliriz. Bizim hedefimiz şimdi daha yukarıda, Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olmak gibi bir hedefimiz var. Bunun için neler yapacağız? Biraz önce şubelerden bahsedeyim. Bu soru çok geliyor. Sonra da neler olacağından bahsedeyim. Şimdi şubelerdeki trafiğimize de baktığımızda biz zaten her sene şube trafiğini dijital bir banka olarak %30 civarında azaltıyorduk. Pandemi sonrasında bu azalış o %30'un üzerine %85 oldu. Ve müşteri trafiği, ayak trafiği çok azaldı. Gelen müşterilerle daha çok müşteri deneyimiyle ilgili konularda geliyorlar, onları çözmek için. Ya da finansal danışmanlık almak için geliyorlar. Biz şubelerimizi de bu yönde yeniledik. Yeni şube konseptimiz var. Şubelerimizin yaklaşık 1/3'ünde. Eğer ziyaret ederseniz belki görürsünüz. Oldukça farklı bir konsept. Biraz kafeyi andırıyor. Bankolar yok. Bizim müşterilerimizle çalışanlarımız aynı bir masanın etrafında. Bugün sosyal mesafe var ama normalde onun olmamasını istiyorduk. Onun etrafında yine müşterinin telefonunu kullanarak orada finansal ürünlerde o şeffaflığı sağlayarak orada hizmetlerini sürdürüyorlar. Ve o yönde gelişmeler yaptık. Bu şubelerimizde nakit işlem adetleri günde 10'dan az. Bu acayip bir rakam. Yani normalde banka şubelerinde bu rakam günlük 300-400'lerdedir. Bu şubelerde 10 adetten daha az ve müşteriler bunda çok rahatlar. Bunun hızla değiştiğini görüyoruz. Şubelerimiz bizim için dijitalleşmede önemli kontak noktaları. Orası bizim için müşteri deneyimi noktaları. Ve müşterilerimizin bir kısmı dijital kanallarla orada tanışıyorlar. Bir kısmı da finansal danışmanlık alıyorlar şubelere gidip. Ve biz bunların bu rol değişimine devam ediyoruz. Bunun için de tabii ki çalışanlarımızın da bu dijitalleşme sürecinde buna yönelik eğitimlerin alması önemli. Birazdan ona da isterseniz bir iki cümle ederim. Tabii ki. Ama bu dönemde neler yapıyoruz, dijitalde neler öne çıkıyor onları bir kısaca söyleyeyim. Öncelikle dijital müşteri edinimi projesi var. Biz yine yıllardır çok istediğimiz bir konuydu. Türkiye'de regülatif engeller vardı. Siz de biliyorsunuz. Ocak ayında umarım hani şu anki taslak yönetmelikte bir aksaklık olmazsa Ocak ayında bu engeller kalkıyor ve artık müşterilerimiz mobil üzerinden görüntülü görüşme yaparak istedikleri bankanın müşterisi olacaklar. Bu bizim gibi müşteri deneyiminde lider, dijitalde iddialı bir banka için çok önemli bir değişim. Biz yine mobil üzerinden uzaktan finansal danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz önümüzdeki aylarda. Müşteriler buna oldukça sıcaklar ve finansın da bu anlamda değişeceğini görüyoruz. Burada daha çok konut kredisi, yatırım ürünleri gibi ürünler hakkında müşterilerimize hizmet vereceğiz. Diğer ürünlerin zaten dijital süreçlerle devam etmesini öngörüyoruz. Ve buralarda gelişmeye daha da devam edeceğiz ama biraz önce kısaca değindim. Yani dijital dönüşüm yine bir mobil uygulama değil. Biraz önce belirttiğim yeni süreçler de değil. Aynı zamanda bunlara ek olarak çalışanlarımızın da ING ailesinin de bununla beraber dönüşmesi demek. Biz 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi ile Türkiye'nin en büyük veri bilimi programına başlamıştık. 132 tane çalışanımız bu eğitimden geçti ve sertifikalarını aldılar.
Şimdi Sabancı Üniversitesi ile yine dijital gelişim programına başlıyoruz. Yine bildiğimiz kadarıyla sektördeki en büyük program, belki Türkiye'deki en büyük program. Yine çalışan arkadaşlarımız 4 ay boyunca oldukça yoğun bir eğitimden geçecekler ve dijital konularda kendilerini geliştirecekler. Şube tarafında finansal danışmanlık anlamında sürekli çalışanlarımızı eğitiyoruz. Müşteri deneyimi anlamında sürekli eğitiyoruz. Bu dönüşüm için bunlar da önemli. Ben açıkçası çok heyecanlıyım. Pandemi çok kötü bir şey. Hepimizin hayatını çok kötü etkiledi. Ama biraz pozitifine bakarsak bu dijitalleşmeyi hızlandırmak oldu. Bu dijital gelecek içinde biz oldukça heyecanlıyız. İNG olarak o dijital gelecek. Umarım çok güçlü bir şekilde yerimizi alacağız. Başarılar diliyorum. Evet, dediğiniz gibi yani süreç üzücü olmakla birlikte hem bireylere hem kurumlara genel anlamda öğretici de oldu. Maalesef bunu da böyle yaşayıp geçeceğiz. Gökhan Bey, size yine dediğim gibi sektörde sizin de müşteri davranışlarını nasıl etkiledi pandemi ve geleceğe hazırlık soracağım. Ama şunu da bahsedeyim, sizin de açıklamalarınızda ben de çok mutlulukla okudum. Dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmanın taşıdığı önemin farkındayız diyorsunuz ve geri dönüşümün önemine çok vurgu yapıyorsunuz. Ben de aynı kalbi duygularla yaşayan biri olarak bunu da lütfen ekleyerek soru cevaplarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Özellikle sondaki güzel ekleme esasen bizim insan olarak bu gezegene ve gelecek nesille olan bir borcumuz. Bu konuda açık hedefler olmasa, konuşulmasa bile ama her yöneticinin, her ekibin bunu böyle hissetmesi ve geliştirmesi gerekiyor ki bu işin sürdürülebilir olsun. Güzel yaptığımız projelerde iyi bir gezegende, insanların mutlu olduğu bir gezegende çok daha uzun yaşayabilecektir. Hiç olmazsa bir güzel bir ayak izi bırakmış oluruz. Yani karbon ayak izi değil, insani bir ayak izi. Pandemi nasıl etkiledi tüketici davranışlarını? Tüketiciler eve kapandı elbette başta. Eve kapanınca da evde çok daha fazla vakit geçirmenin getirdiği sonuçlardan bir tanesi daha çok besin stoklamak, Muharrem Bey'in söylediği gibi. Diğeri ise o besinleri elbette hazırlamak ve tüketmek. Bizim bir kere mutfağın içerisindeki faaliyetin artması bizim cihazlarımızın kullanım sıklığını arttırdı ve farklı cihazlara olan ihtiyacı birdenbire ilerletti. Örneğin ev aletlerine, mikserler, blenderler zaten var olan ihtiyaçlar farklılaştı. İnsanlar evlerinde kekler, börekler daha sık yapmaya başladılar. Çoluk çocuk herkes evde. Buzdolapları dolduruldu, yoğurt bile stoklayanlar oldu. Gerçekten çok daha büyük buzdolaplarına bir ihtiyaç doğdu. İlaveten ne oldu? İnsanlar evde kapalı kalınca cihazların bozulma ihtimali karşısında ki kaygı seviyeleri de yükseldi. Evvelden bir kaygı çağırırız bakarlar. Zaten çok önemli değil ama hemen akıllarına biz bu cihazı 9, 10, 11, 12 sene evvel almıştık. Şimdi gidip de 14 günlük bir kapanma durumunda bizi yolda bırakmasın diye alelacele. Pek çok kişi, herkes evinde oluşabilecek riskleri, kendisi açısından çok büyük riskleri gidermek için bizim call center'larımıza ve servislerimize hücum ettiler. Dolayısıyla nasıl böyle bir davranış gerçekti? Diğer taraftan elbette pandemi ilk akla ne getirdi? Hijyeni. Yani çünkü diyoruz işte maske takmalıyız, hijyeni, elimizi yıkamalıyız, dikkat edeceğiz, mesafeye de özen göstermeliyiz. Tabii evde bunun uygulanabilir kısmı ilk başta büyük korkuyla neydi? Hijyen kısmı. Dolayısıyla hijyen döngüsü evde, yani eşyaların yıkanmasının sıklığı da arttı. Dolayısıyla kurutulmasına olan ihtiyaç da arttı. Özellikle büyük şehirlerde başka kurutma imkanı olmadığı için kurutma makinesine olan ilgi de arttı. Dolayısıyla pandeminin evde yaşam süresini arttırmasının sonucu aslında bu cihazların hem yenilenmesi yönünde bir talep hem de öneminin daha farkına varılması. Çünkü birdenbire mutfağın sizin için ne kadar önemli olduğunu fark ettiniz. Çünkü aile mutfağın etrafında birleşiyor. Hijyenin aslında ailenin sağlığının sürdürülebilirliği için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ettiniz. Yani çok basit bir şekilde bir şeyleri hijyenize etmek için 60 derecede bir cycle'da yıkamak yeterli olduğunu gördünüz ve bunu evinizdeki bir beyaz kutu yapabiliyordu. Yani evvelden siz onu günlük hayatın içerisinde sıradan bir döngü olarak görüyordunuz. Halbuki gerçek hayatın, esas hayatın sürdürülebilirliği açısından önemli bir yeri olduğu gözüktü. Bu gerçekler elbette beyaz eşya sektörüne olan hem ilgiyi arttırdı, bazı talepler öne çekildi, hem de bizim ürünlerimizin ve hizmetlerimizin etrafındaki tüketici algısını sıralamalarda yukarıya taşıdı. Dışarıda yemek yemenin önüne getirdi.
Çünkü bunlar zevklerdir. Çünkü eninde sonunda beyaz eşya bir ihtiyaç malzemesi. Ve bunların olmadığı bir yaşam döngüsü hayal edilemiyor artık modern dünyada. Ve böyle bir durumda pandeminin getirdiği koşullar bizim sektörümüz, ki pek çok yerde zaten böyle kod edildi, beyaz eşya sektörüne olumlu olarak yansıdı. İnsanlar tüketimlerini öne çektikleri için ve daha değerli ve daha güvenilir ürünlere daha çok vakit harcamaya ve para harcamaya düşündükleri için. Ama tabii Türkiye'de pandemi Türkiye'nin devalüasyon meselesiyle bir araya geldi. Dolayısıyla aslında bizim sektörümüz ciddi bir devalüasyon etkisiyle enflasyon da yaşadı. Çünkü büyük yatırımı olan bir sektörüz. Maliyetlerinin çoğu eninde sonunda global piyasalarda belirlenen bir sektörüz. Sadece bizim şirketimiz için değil, bütün sektör için böyle geçerli. Çünkü demir çelik fiyatları, plastik fiyatları, enerji fiyatları global piyasalarda fiyatlanan emtialar veya işte utility'ler. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman Türkiye'de bir beyaz eşya alımı tüketicinin hayatı içerisinde çok önemli bir karar mekanizması haline geliyor. Çünkü çok büyük bir yatırım aracı gibi ortaya çıkıyor tutarından ötürü. Dolayısıyla gördük ki aslında bu dönem içerisinde devalüasyonun getirdiği fiyat artışları, maalesef maliyet artışlarının tetiklediği fiyat artışları sürmesine rağmen tüketicinin talebi pandeminin yarattığı koşullardan ötürü kesilmedi. Yani çünkü tüketiciler hem daha erken almak istediği ürünlerini hem de bir an evvel işlerini çözmek istediler. Fiyatların artma ihtimaline karşılık. Bunların ikisi bir araya geldi. Yani tüketici davranışını bizim sektörümüzle ilgili hem pandemi etkiledi hem de maalesef bu Türk parasının hızlı değer kaybettiği dönemin geçiş üzerinde yarattığı ekonomik etki belirledi. Geleceği şekillendirmekle ilgili bunun etkisi ne oldu? Biz tüketicinin evinde daha çok vakit geçirme yönünde bazı sosyal ihtiyaçları olacağını, evinde daha çok sosyalleşeceğine dair bazı öngörülerde bulunuyorduk zaten. Çünkü yaşam tarzı, hane ebatlarının küçülmesi, evde sosyalleşmenin artması bunlar trendlerdi. Ama bu trend birdenbire çok hızlandı bu koşul altında. Dolayısıyla gördük ki aslında tüketiciler evlerinde pek çok iş çözmeye namzet oldukları takdirde çok daha mutlu bir hayatta sürecekler. Yani bu koşullardan bir mutluluk çıkartacak tüketici. Çünkü başka türlü hayatını sürdüremez. Dolayısıyla bizim zaten connected platform üzerine, yani aslında cihazlarımızın internete bağlanması ve internet üzerinden ekosistemlerle alışverişte bulunabilmesini sağlayabilecek bir platformumuz var. Bu platformun aslında hayata geçmesi ve daha da yaygın kullanıma hale gelmesi için ciddi bir ortam oluştu. Dolayısıyla bizim 1, 2, 3, 5 sene için hayatımız meseleler çok hızlı gerçekleşmeye başladı. Buzdolabınızı doldurmak için ihtiyacınız olan cihazların bazı barkodlar tarafından, buzdolabınız tarafından okunup ondan sonra başka bir ekosisteme dahil olup orada sipariş haline çevirmesi için gerekli altyapımız var ve bunun üzerinde çalışılıyor da. Dolayısıyla bugün aslında bu tüketicilerin önemli bir miktarının aslında ihtiyaç diye gördüğü bir şey. Diğeri, demin söylediğim gibi mutfak aynı zamanda bir konfor ve memnuniyet alanı. Çok beğendiğiniz bir yemek tarifinizi sevdiklerinizle paylaşmak eskiden sadece hısım, akraba, çevre ile arkadaşla paylaşmaktı. Bugün çok daha geniş bir sosyal kitleyle paylaşabiliyorsunuz. Veya aynı şekilde o takip ettiğiniz sosyal kitlenin veya kişinin tariflerini indirebilirsiniz makinenize ve dolayısıyla aslında daha sonraki aşamalarda bu tarifin gerektirdiği malzemeleri sipariş edebilirsiniz. Ekosistem üzerinden tercih ettiğiniz tedarikçilere. Dolayısıyla aslında bunlar bizim gelecek için zaten var olan hayallerimizdi. Bu koşullar bunları çok daha öne çekti gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz bunların üzerinde şekle çalışmaya devam ediyoruz. Ve tüketicilerin hayatları evlere daha bir müddet daha devam edeceği için görünüyor ki öyle maalesef. Bu ortam da aslında hepimizin böyle çalışmalar yapması için ve tüketiciyi evinden çıkartmadan hizmetlerimizi, ürünlerimizi onlara sunabilmemiz için aslında bir laboratuvar periyodu olacak. Demin Alper Bey de çok güzel anlattı. Yasal yönetmelik izin verirse Ocak'tan itibaren yüz yüze insanların banka müşterisi haline bile gelebilmesi çok büyük bir açılım. Dolayısıyla aslında müşteri özgürleştikçe, serbestleştikçe bugünkü sınırlayıcı koşullar içerisinde bile doğru seçimler yapma ihtimali ve aslında daha fazla önermelere maruz kalma ihtimali de artacak.
Dolayısıyla biz müşterimizin hayatını kolaylaştıracak ve evinin içerisinde kapalı kalsa bile kalitesini arttıracak bu Connected Platform'da, yani Home Connect adını verdiğimiz platforma ve ürünlerimizi sadece bir platform olarak görecek yaklaşıma, çünkü ürünlerimiz aslında bir arayüz artık bizim bundan sonra. Bu arayüz üzerinden bütün ekosistemlerle paylaşım yapabilirsiniz veya bir bilgi indirebilirsiniz. Veri tasarrufu, enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Evinizin enerji yönetimini yapıp karbon ayak izinizi düşünebilirsiniz. Böyle bir beklentiniz ve planınız varsa. Bütün bunları sadece ürünlerin üzerinde ve hizmetlerin üzerinde ve bunu gerçekleştirici ekosistem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek için planlarımız da bunlardır. Ben en son bütün etkinlik katılımcılarına zaten çok detaylı planlarınızı aktardınız. Bundan sonra hani müşteri konforu ve müşterinin gerçekten hani söylem anlamında değil ama kral olduğu bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ben. Demin dediğiniz gibi paylaşımlar ve insanların tercihleri artık her şeyi belirleyici oluyor. Son bir cümleyle artık kapatalım. Katılımcılara ne demek istersiniz? Ne paylaşımda bulunmak istersiniz? Alper Bey siz, sonra Gökhan Bey siz. Ben öncelikle katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu ödül için de hem sizlere bunu düzenleyen hem de bütün ekibime tekrardan teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Bizim için çok anlamlıydı. Gurur duyuyoruz. Umarım bunu daha da geliştirerek, daha ileri götürerek bu gelişime devam edelim. Herkese teşekkürler. Gökhan Bey. Ben de bu ödülü almamıza sebep olan ekibime çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız çabaları da bu ödülü belirleyen komite görmüş ve ölçebilmiş. Bu açıdan da ayrıca mutluyum. Demek ki tüketicilerimize çok güzel geri bildirimler vermişler. Yaptığımızın iz düşümü olduğu için de ayrıca gurur duyuyorum bu ödülde şirketim adına. Herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum. Çok teşekkürler bu organizasyon için. Katılımcılardan çok faydalı şeyler de duyduğumuz belirtmeliyim. Ben tekrar her iki kuruma da tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda yüzde de görüşmek üzere. Sağ İnşallah. Olun. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrar merhabalar sevgili izleyiciler, katılımcılarımız. CMO ve CEO oturumlarından sonra sıra müşteri deneyim ödüllerinde 15 sektörde birinci sırayı yer alan şirketlere, kurumlara, bankalara geldi ödül takdimimiz. Daha evvel de paylaştığım gibi bu araştırmada ilk üçleri bazı sektörlerde de eşitlik olduğu için 4 şirketi açıklamıştık. Şimdi dergide yayınladığımız sırayla ben sektörlerin birincilerine davet edeceğim ve birkaç dakikayla bu ödülü getiren stratejiyi bizimle paylaşacaklar. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Kazananları kutluyorum ve akaryakıt sektörü ve birinciliği paylaşan Petrol Ofisi'nin CMO'su Beril Hanım'ı davet ediyorum. Beril Hanım, tebrik ederim. Sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Alkışlarla davet ediyoruz. Bize oturumda konuştunuz ama birkaç cümleyle siz de bu işin sırrını paylaşırsanız sonra ödülünüzü bu arada size sertifika ödülünüzü ayrıca ulaştıracağız. Diğer arkadaşlar da ekrana getirirler sertifikayı görmemiz için. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu yeni çağda pazarlama alanında artık sadakat yaratan
en kritik konu müşteri deneyimi haline geldi. Marka amacına güdümlenmiş bir şekilde müşteri deneyimi. Uçtan uca tüm şirketin çalışanlarının, paydaşlarının bu konuyu benimsemesi artık sürdürülebilir ve sağlıklı büyümek için elzem. Bunu biz de şirket olarak benimsedik ve geçtiğimiz sene de müşteri deneyimi konusunda bir kademe oluşturduk şirketimizde. Bütün şirketimizi bu konuda eğitimlere davet ettik ve bu konudaki saha çalışmalarımızı da çok ciddi hızlandırdık. Bu yapılan araştırma şirketlerin kendi başvuruları yapmadan her sektörden önemli sayıda örneklem üzerinden müşteri deneyiminin alt parametrelerini de ölçümleyen bir müşteri görüşü alan bir araştırma olduğu için ayrıca bizim için çok çok değerli ve Petrol Ofisi'nin sektör liderine de yakışacak şekilde aldığı bu ödül bizi hem sevindirdi hem de daha güzel işler yapmak için, daha sağlıklı büyümek için motive de etti. Ben çok teşekkür ediyorum bu ödül için. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Devam ediyoruz. İkinci sırada ödülü davet edeceğim ekranda Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Başkanı sevgili Özgür Tort var. Gıda perakendesi sektöründe müşteri deneyim ödülünü aldılar. Özgür Bey'i ve Migros'u tebrik ediyoruz. Özgür Bey, siz bu ödülü müşteri deneyiminde ödülü getiren stratejinizi nasıl paylaşırsınız? Rauf Bey, çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Sabah bölümüne tam katılamadım, kusura bakmayın. Rica ederiz. Keyifli geçtiğinin notlarını aldım. Ellerinize sağlık her zamanki gibi. Müşteri deneyimi artık hani bir perakende şirketi için herhalde fiyatlama yapmaktan, ürün çeşidi yapmaktan çok daha öte bir değer haline geldi. Biz bunu son 4-5 senedir bütün damarlarımızda hissederken bu son yaşadığımız talihsiz pandemi ortamı da bunu herhalde kat be kat pekiştirdi diye düşünüyorum. Tabii yılların alışkanlığı güven vermek, yani müşteri deneyimindeki en önemli unsur. Migros'u da herhalde müşteriler nezdinde bütün diğer markalarla yan yana koyduğumuzda belirgin şekilde farklı kılan en önemli üstünlüğümüz bu güven meselemiz. Yılların getirdiği alışkanlıkları sürdürebilmek ama tabii ki o deneyimi de pekiştirmekle mümkün. Son yıllarda artık bizim müşteri deneyimi tanımımız oldukça farklılaştı. Biz yıllarda biz mağazalarımızın içini, bu reyonlarımızı hepimizin bildiği o malum güzel kasap reyonlarımız, manav reyonlarımız, şarküteri reyonlarımız gibi anlattığımız deneyimi artık çok daha farklı kavramların üzerine inşa ediyoruz. Tabii ki her zamanki fiziki mağazalarımız deneyimdeki en önemli ayrıştırıcı unsurlarımız olarak hayatına devam ediyor. Ama bir o kadar da artık yaşamın her anında, her ortamında aslında değer yaratan bir hizmeti tanımlamaktan bahsediyoruz. Bu da ille de hepimizin bildiği gibi artık mağazada olmayı gerektirmiyor. Bu yeni modelimizin tanımı zaten artık e-ticaret kavramının da ötesinde bir teslimat modeli dünyasına çevirdik. Müşterimiz nerede olursa olsun, ister evinde, ister ofisinde, ister yazında, ister kışlığında, ister kendisi için, ister bir yakını için bir alışveriş yapıyor olsun, bu deneyimin bir mağazadaki yaptığı deneyimden, yaşadığı ortamdan hiçbir farkı olmaması dediğimiz bu omnichannel tecrübenin üzerine inşa etmek artık bütün amacımız. İster kendiniz gelin, bizzat domatesinizi seçin, etinizi, balığınızı, sütünüzü alın, ister evinizden sipariş edin, aynı sizlerin beklentisini yaratabileceğimiz, kucaklayabileceğimiz bir kurguyu hep de tasarlama çabası içerisindeyiz. Tabii bu kapsam bizim için geleceğin dünyasında müşterinin her türlü ihtiyacını gündeme getirdiği için bunu da artık yalnızca bir gıda harcaması olarak görmemek lazım. İşin doğası gereği müşterilerimizin çok önemli bütçe kaygıları var. Bu bütçe kaygılarını, harcama kaygılarını kucaklayabilmek, onları tasarruf edecekleri bir ortama yönlendirmek mümkün. Bununla yanı sıra sağlık kaygısı çok ön planda. Müşterilerimizin sağlığını daha da fazla pekiştirebilecekleri, kaygılarını ortadan kaldıracak, alışveriş yapabilecekleri ortamları tasarlamak. Bir o kadar artık sosyal dünyanın iç içe yaşadığımız, sosyal dünyayla etkileşimimiz, toplumla etkileşimimiz var. Her türlü alışverişi bunları da kucaklayacak şekle getirip yalnızca ürün değil, aynı zamanda
bir hizmet perakendesi kavramını da kucaklayacağımız bir ortamı tasarlama arzumuz var. Ben ümit ediyorum ki bu arzularımız işte kademe kademe yerine geliyor ve bu tipteki güzel takdirlerle de emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve bize bu ödülü layık görenlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizin de ödülünüzü arkadaşlarımız daha sonra ulaştıracaklar. Bir sonraki şirkette devam edelim. İNG Türkiye CEO'su Alper Gökgöz, İNG bankacılık alanında müşteri deneyiminde birinci oldu. Kendini tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Öncelikle hani bu ödülü aldığımız için çok gururluyuz. Ben bunu bütün İNG ailesi adına alıyorum. Çalışanlarımızın müthiş eforları bu deneyimi yarattı. Bu bizim için bir yolculuktu ve aslında biraz gerilerden başladığımız yolculuğu şu anda liderliğe ulaşmak bizi oldukça mutlu etti. Bunu daha da ileri taşımak istiyoruz. Dijitalleşen dünyada biz kendimizi hep Türkiye'nin en iyi dijital bankası, dijital lideri olarak görüyoruz. Burada fark yaratan şey müşteri deneyimi olacak. Firmalar arasındaki bariyerler kalkıyor. Burada gerçekten kendini öne çıkaracak firmaların en iyi müşteri deneyimini sunmaları gerekiyor olacak. Biraz önce belirttim, yeniden detaylarına girmeyeceğim ama bizim bunun altında 3 tane temel metodolojimiz var. Bir tanesi sürekli doğru ve tarafsız ölçüm. Biraz önce de söyledim, yılda biz 2,5 milyon müşteriyle anket yapıyoruz ve onların deneyimlerini öğreniyoruz. Eğer kötü bir deneyim yaşadıysa da müşteriye direkt ulaşıp o deneyimi neden yaşadığını öğreniyoruz. Ve çalışanlarımız bazında deneyim skorları oluşturuyoruz. Eğer deneyim skorunuz düşükse bizim hemen burada bir geri bildirim ve koçluk alıyorsunuz. Ve yine performans sistemlerimiz de buna yönelik. İkinci konu, müşterinin sesini dinleyerek süreçlerimizi iyileştirmek. Burada yine müşterinin problemine aşık olmak ve problemi çözmeye odaklanmak. Ona yönelik bütün süreçlerimizi tasarlamak, müşteriyle bir şeyi denemeden, orada bir deney yapmadan bunu hayata geçirmemek bizim için önemli. Ve üçüncü olarak da yine müşteri odaklı dijitalleşme önemli. Bunda da süreçleri yalınlaştırarak dijitalleşme önemli. Biz bunların üçünü sürekli uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Tabii bunu yaparken de çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz ve kültürümüzü iyileştiriyoruz. Biz en iyi çalışan deneyimiyle ancak müşteri deneyiminin olabileceğine inanıyoruz. Bu yönde de hem eğitimlerimizi hem de diğer İK uygulamalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Umarım hani bu liderlik hep burada kalacak ve fark açılarak devam edecek. Ben tekrardan hem araştırmayı yapan sizlere hem de bu gururu bizlere yaşatan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar adına bu ödülü alıyorum. Çok teşekkürler. Tekrar tebrik ediyoruz İNG Türkiye'yi. Şimdi su kategorisinde birinci olan Hayat Su'ya geldi sıra. Pazarlama direktörü Gökçe Kunt da söz vereceğim. Sizi de tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Siz söz sizde. Çok teşekkürler Rauf Bey. Biz hızlı tüketim kategorisinde aslında şanslı bir markayız. Çünkü tüketiciye hem ürünlerimizle hem de deneyimimizle, yaşattığımız deneyimimizle ulaşıyoruz. Aslında bu müşteri deneyiminde aldığımız bu ödülün arkasında bence markamızın gücü yatıyor ve markamızın tüketicilerde yarattığı değerin gücü yatıyor. Hayat Su 36 yıldır su hayattır diyerek Torosların kalbinden doğal mineralli suyunu sağlıklı ve lezzetli şekilde Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırıyor. Bu süreçte de müşteri deneyim tarafında da gerek ürünle, gerek ürünlerimizle, yenilikçi ürünlerimizle, gerekse teknolojiyi odağa koyduğumuz, dijitalleşmeyi odağa koyduğumuz deneyim sürecimizle aslında bu başarıyı yakaladık. Biz de aslında tüm bu sürecin içerisinde, A'dan Z'ye sürecin içerisinde her fazla tüketicinin bizden beklediklerini anlayarak ve bunları en kısa sürede hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde cevaplayarak aslında deneyimi sunuyoruz. Doğru bir deneyim sunuyoruz. Biz de tüm çalışanlarımız, A ekibimiz
distribütörlerimizin direkt evlere giden saha ekipleriyle birlikte hem yenilikçi yaklaşımımız hem de bu konuyu olan adanmışlığımızla birlikte bu başarıyı elde ediyoruz. Ben bir kez daha yaptığımız yatırımların sonucunu böyle güzel bir ödülle taçlandırdığımız için ve sizin de buna vesile olduğunuz, size de buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz tekrar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi teknoloji perakende ile devam ediyoruz. Müşteri deneyim ödüllerinde bu alanda birincilik Vatan Bilgisayar'ın oldu. Genel Müdürü Alpay Bey burada. Onları da kutluyorum. Arkadaşlarımız alkışlarını verdiler. Alpay Bey siz ne diyorsunuz? Nedir başarının sırrı sizin alanınızda? Merhaba tekrar. Biz 37. yılımız bu sene. 37 yıl önce biz 4 temel prensip üzerine kurulduk. Bunların ikincisi halen bugün de geçerli olan müşteri deneyimiyle ilgili. Biz her ne kadar merkezde politikalar geliştirsek, stratejiler üretsek de asıl müşteri mağazada orada çalışan arkadaşımız ilişkisiyle bizi deneyimleyebiliyor. Bu açıdan bu arkadaşlarımızın müşteriye davranış biçimi konusunda bir prensibimiz var. Bu da kapıdan giren her müşteriyi sanki teyzen gelmiş, sanki amcan gelmiş gibi dinle, ihtiyacını anla, tam doğru ürünü, ne pahalısını ne ucuzunu, tam ona uygun ürününü sun üzerine bir prensibimiz var. Tabii bunun arkasında birçok çalışmalarımız var. Çok detaylı eğitim, interaktif eğitimlerimiz var bizim. Gölge müşterilerle bu eğitimlerin öğrenilmesinin test edildiği çalışmalarımız var. Mutlu müşteri diyoruz. Bir müşteri mağazaya girdi, 3 dakika içinde bir soru sordu ve doğru cevap aldı konusunda. Ve bunu ölçüyoruz. %80-85 arası puan alıyoruz kendimiz. Çünkü biz inanıyoruz ki müşteri eğer bir sorusu olmasa, bizim bir tecrübemizden faydalanacak olmasa internetten alışverişini yapar. Bizi tercih etmesi için mutlaka doğru cevabı verebilmemiz gerekiyor. Son olarak da denetim birimlerimiz %5'e yakın müşteriyi satış sonrasında tekrar arayıp doğru ürünün olup olmadığını, mutlu olup olmadığını, mağazadaki davranış deneyimlediği satın alma sürecinden mutlu olup olmadığını test ediyoruz. Tabii bunun üzerine bir takım yapay zeka kullanarak kameralarımız var ve bu kameralar müşterinin mağaza içerisinde sürekli hareketlerini tespit ediyor. Müşteriyi fazla dolaştırmadan hangi reyondaki müşteri daha sonra hangi reyona gidiyor, onun için nasıl kolaylaştırabilir diye sürekli bu ikinci prensibimizi desteklemeye çalışıyoruz. Sanıyorum bu ödülü almakta da bu prensibimiz oldukça faydalı oldu. Tebrik ediyorum hepinizi. İlk 5 dergide yayınladığımız sırada ilk 5 şirketi, kurumu müşteri ödülleriyle buluşturduk. Tekrar sizi ve çalışanlarınızı kutluyorum. Şimdi ikinci 5 şirketli kurumu davet edeceğim. Sizlerle vedalaşalım. Tekrar görüşmek üzere. Sertifikalarınızı kurumunuza göndereceğiz. İyi bir gün diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Evet, ikinci grubu daha alalım arkadaşlar. Daha evvel paylaştığım gibi 15 sektörün sonuçlarını açıklamıştık. 15 sektörde birincilik yerini alan şirketlerin ödüllerini bugün burada açıklıyoruz ama ilk 3'te yer alan şirketlerin listesini Fast Company'nin şu anda piyasada olan sayısında bulabilir. Araştırmanın nasıl yapıldığını bu konuyla ilgili şirket ve uzmanların, şirket lideri ve uzmanların görüşlerini de bulabilirsiniz. Önemli bir konu Türkiye'de ve dünyada müşteri deneyimi. Dolayısıyla bizim de önümüzdeki dönemde önem vereceğimiz, Turkcell Global Bilgi'yle devam ettireceğimiz bir çalışma. Hoş geldiniz. Diğer konuklarımızı da bekliyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bir konuğumuz daha geliyor. Ergun Ermutlu. Gökhan Bey,
BSH Türkiye CEO'su bir konuğumuz daha bekliyoruz. Evet, herkes tamamlandı. Önce 5 şirketimizi de kutlayalım. Ben dergide yer aldığı sırasıyla, çünkü 15 şirketin hepsi kendi sektörlerinde birinci, kendi bizim açımızdan eşitler. Dergide yer verdiğimiz sırayla açıklayacağım. Bir iki cümleyle bu işin sırrını, size başarı getiren, müşteri deneyiminde başarı getiren stratejiyi birkaç cümleyle de paylaşırsanız sevinirim. Huawei ile başlayalım. Elektronik alanda, cep telefonu alanda başarılısıyla birinci olan şirket. CMO'su Ertan Şensoy'a söz vereceğim. Sizi de şirketinizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Rauf Bey. Öncelikle bu kıymetli araştırma ve organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Huawei olarak bir kez daha müşteri deneyiminde birinci olmanın açıkçası kendi sektörümüzde gururunu yaşıyoruz. Bunun arkasındaki sır nedir derseniz, şüphesiz her şey ürünle başlıyor. Önce ürün kalitemiz bu sırrın arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi. Arkasından gelen de satış sonrasında verdiğimiz hizmetlerle tüketicilerimizde memnuniyeti sağlıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hedefimiz servise gelen müşterilerimizin cihazlarını aynı gün içerisinde teslim etmek. İletişim bugün şüphesiz herkesin en temel hakkı. Bu hedefin %99 seviyesinde gerçekleştiriyoruz. Yani bu şu demek, aynı gün cihazını getiren servise müşterilerimizin cihazlarını tekrardan aynı gün geri teslim ediyoruz. Tüketicilerimiz bizlere 7 gün 24 saat soru, istek, öneri, teşekkür, şikayetlerini iletebiliyorlar. Maksimum 2 saat içerisinde dijital ortamlarda tüketicilerimize dönüş yapıyoruz. Bu bizim önemli KPI'larımızdan bir başkası. Diğer taraftan yedek parça ve onarım gibi durumlarda indirim kampanyalarıyla müşterilerimizin her zaman yanındayız. Bu pandemi döneminde gelen cihazlarda da farklı bir prosedürü izliyoruz. Öncelikle cihazları dezenfekte ediyoruz ve tekrardan dezenfekte bir şekilde özel kutularıyla teslim ediyoruz. Uzun yıllardır da şikayet var. Kom üzerinde yapılan istatistiklerde de sektörümüzde birinci durumdayız. Bugün de tekrardan bu araştırmada birinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İkinci şirketle devam edelim. Yani bu gruptaki ikinci şirket sektöründe birinci, hızlı tüketim grubu da birinci şirket Sütaş, yönetim kurulu üyesi ve CMO'su Ergun Ermutlu'yu davet ediyorum. Ergun Bey, bu alkış size ve ekibinize, sizin söyleyeceklerinizi dinleyelim. Çok teşekkürler. Bütün arkadaşlarımızı ben bu vesileyle kutluyorum. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Tabii bu tüketici mutluluğunun iki boyutundan bahsetti çok değerli katılımcılarımız, hem panelde hem diğer konuşmacılarımız. Bu iki boyutun bir tanesi ürün ve hizmetle belki biraz somutlaştırdığımız bölümü. İkinci bölümü en az bunun kadar önemli. O bağın kurulması tarafı, o ancak bir zaman boyutu ekleyebiliyor bu mutluluğa. O mutluluğu sürekli kılan bu zaman boyutunun konulabilmesi. Biz buna çok inanarak bu zaman boyutunu kurmanın en temel yolunun da gerçekten bir aidiyet geliştirmekten geçtiğini düşünüyoruz. Bunu en somut olarak ortaya çıkaran duygunun da gerçek, karşılıksız, beklentisiz bir sevgi, bir paydaşlık sevgisi olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bu nedenle vizyonumuzun içerisine yerleştirdik. Vizyonumuz içerisinde bulunduğumuz pazarlarda en sevilen marka olmak vizyonumuz var. Tüketici mutluluğunun arkasındaki sırrımız, biraz önce sizin dediğiniz gibi Rauf Bey, budur. Bunu misyonumuzun, vizyonumuzun temel değerlerimizin içine soktuk. Bunun karşılığında üstümüze düşeni de süt aşkıyla nitelendiriyoruz. Sütçülüğe olan aşkımız, tutkumuz, misyonumuza ve vizyonumuza sahip çıkarak işimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İşin sırrı budur bizim tarafımızda.
Ben bizi böyle bir ödülle değerlendirdiğiniz için sizlere ve şahsınızda Fast Company'ye ve tabii bunu mümkün kılan tüm Sütaş ailesine de huzurlarınızda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Çok çok sağ olun, var olun. Tekrar tebrik ediyoruz. Sevgili Ergun Bey, şimdi otomobil kategorisiyle, sektörüyle devam ediyoruz. Otomobilde müşteri memnuniyeti de birinci şirket Hyundai Aslan. Genel Müdürü sevgili Murat Berkel aramızda. Sizi ve ekibinizi kutluyoruz. Siz ne söylersiniz sevgili Murat Bey? Evet, öncelikli olarak Fast Company dergisine çalışanlara ve araştırmayı gerçekleştiren, bu ödülü bizi layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün tabii aramızda birçok sektörden yönetici arkadaşlarımız var. Onlarla tanışmaktan da çok büyük keyif ve mutluluk duydum. Hepimiz şunu biliyoruz, bulunduğumuz sektörlerde ciddi bir rekabet var. Otomotiv sektöründe şu anda 45'ten fazla marka var. Ve biz bu rekabetin içinde var olabilmek, yaşayabilmek için müşterilerimize en iyi ve kaliteli ürünleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mutlaka diğer işte cep telefonu sektöründe de aynı, az önce çok kıymetli yöneticisini verdiği Sütaş tarafında da bir sürü rekabette olan firmalar var. Ancak iyi ürün ve kaliteli ürün sunmak yetmiyor. Biz onu görüyoruz. Müşterilerimiz birçok marka ve ürün seçeneklerinin çok olduğu bu dönemde aldığı hizmete ve kendisine olan yaklaşıma maksimum derecede önem gösteriyor. Bunu çok net hissediyoruz. Dolayısıyla aldığı hizmetten memnun olmadığı takdirde müşterinin önünde birçok seçenek var. Anında sizi terk edebiliyor. Biz de Hyundai Aslan ailesi olarak %100 mutlu müşteri felsefesiyle yola çıktığımız bu süreçte müşterilerimize hem satışta hem satış sonrası süreçlerde maksimum derecede en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ve bunu da ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Buna benzer birçok dalda ödül aldık. Yine aynı şekilde otomotiv sektöründe farklı bağımsız bir şirketin yapmış olduğu araştırmada da satış tarafında markalar arasında ilk son 3 yıldır birinci satış tarafında, satış sonrası tarafında da son 5 yıldır birinciyiz. Dolayısıyla bence bundan sonraki süreçte müşterisini kollayan, müşterisine değer veren markalar kazanacak. Ben tekrardan buradaki yönetici arkadaşlarımı tebrik ediyorum almış olduk ödülleri için. Size de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Ekibinizi ve sizi kutluyorum. Bu bölümde sıra beyaz eşya sektörüne geldi. Beyaz eşya sektöründe müşteri deneyimi birincisi BSA Türkiye CEO'su sevgili Gökhan Sığın aramızda. Sevgili Gökhan Bey, kutluyoruz sizi ve ekibinizi. Panelde konuşuruz ama ödül alırken de birkaç dakika sizi dinleyelim. Teşekkürler Rauf Bey. Ben diğer ödül alan şirketleri de kutluyorum. Şu anda elimde fırsat varken besbelli çok büyük bir kitle, memnun müşteri kitlesi oluşturmuşlar Türkiye'de. Hepsinin ve ekiplerin ellerine sağlık diyorum. Şöyle söyleyebilirim, bunun anahtarı nerede onu da dair bir iki cümle kurmak istiyorum. Biz kendimizi her zaman müşterinin yerine koyup içimize sinmeyen hiçbir şeyi müşterimize yapmıyoruz. Müşterimizi böyle bir duruma maruz bırakmıyoruz. Yani aslında müşteriyi ilgilendiren herhangi bir karar hiçbir zaman finansal olarak analiz edilmiyor. Bunu böyle söylemem gerekir. Çünkü müşterinin önceliği her şeyden farklıdır ve kendimizi onun yerine koyabilmemiz için gidip başka hesaplar yapmamız gerekir. Sadece gerçekten ona odaklanmamız gerekir. Başarının özü de kendimizi müşterinin yerine çok iyi koyabilmektir. Sektör olarak büyük bir avantajımız var. Çünkü kendilerimiz de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanıyoruz geniş bir şekilde. Ve etrafımızda da bütün haneler bunu kullanıyor. Ama tabii
herkesin kullandığı bir yerde, yani rakamların çok olduğu bir yerde ortalamaya yaklaşmak, standartlaşmak da büyük bir düşman aslında başarıya. Dolayısıyla bütün bu standartlaşmanın getirdiği ortamda biz çok gene ekstremlerde kalıp en dolaylı ihtiyaçları bile, en dolaylı problemleri bile müşterilerimizin yerine kendimizi koyarak çözmeye çalışıyoruz. Başarının anahtarı burada. Ben tekrar diğer ödül alan şirketleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar sizi ve ekibinizi kutluyoruz sevgili Gökhan Bey. Kategoride bu grupta son şirketimiz e-ticaret alanında, e-ticaret sektöründe birinci olan şirket müşteri deneyiminde N11 ödülünü almak üzere İlker Tekin aramızda, müşteri deneyimi direktörü. N11'i ve ekibini kutluyorum. Söz sizde sevgili İlker Bey. Teşekkür ediyorum Rauf Bey. Tabii öncelikle müşterilerimize bizi tercih ettikleri için bu noktada teşekkür etmem gerekiyor. Fast Company'ye ve Turkcell Global Bilgi'ye de bu önemli araştırma için teşekkürlerimi sunmak isterim. Her ay milyonlarca müşterimiz N11.com üzerinden, platform üzerinden alışveriş yapıyorlar. Fakat biz bu her bir siparişi müşterilerimizin teknolojiyle takip ediyor ve sanki tek siparişimizmiş gibi ele alıyoruz, öyle inceliyoruz. Tabii arada kazalar da olabiliyor, fakat herhangi bir problem olursa müşterimiz bizle irtibata geçmeden biz bu problemin kök sebebini anlayıp müşterimize farklı alternatifler ve çözümler sunmaya gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki ancak böyle bizim için önemli olan beğeni ve güven bir arada oluşuyor. Ancak böyle belli sonuçları, belli sadık kitleyi, sadık müşterileri yaratabiliyorsunuz. Bu da otomatik olarak deneyim ekonomisine doğru sizi götürmeye başlıyor. Kıymetli Ergun Bey'in de aktardığı gibi üretim ve hizmetle artık bitmiyor konu. Bunun üzerine müşteride tat bırakmanız gereken deneyimi sağlamanız gerekiyor. O yüzden bu ödülün sorumluluğunun bilincindeyiz. Ve bu ödülü de bırakmamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Sizin nezdinizde tekrar Fast Company'ye teşekkür etmek isterim bu güzel etkinlik ve organizasyon için. Sizi ve sizi ve ekibinizi, bu gruptaki bütün şirketleri, 5 şirketimizi de sektörlerin birincisi tebrik ediyorum. İkinci, son grubu almak üzere size veda edelim. Tekrar iyi bir gün diliyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Türkiye Müşteri Deneyim Ödülleri'nde 15 sektörün birincilerini online ödüllendiriyoruz. Herkese sertifikasını daha sonra arkadaşlarımız iletecekler. Son 5 şirketlik grubu davet ediyorum. Arkadaşlarım hemen ekrana alacaklar. Tamam. Diğer arkadaşları alalım gelinceye kadar. Evet, tamam. Evet, bir video geçelim o zaman. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, müşteri deneyim ödülleri buluşması ve deneyim paylaşımı ile ödül törenini devam ediyor. Daha evvel açıkladığım gibi 5'er gruplar halinde 15 sektörün birincilerini ödüllendiriyoruz. Son gruptaki şirketlerimizin temsilcileri de geldiler. Evet, 3-1 temsilcimiz daha gelecek. Evet.
Hepiniz hoş geldiniz. Kendi sektörlerinizde müşteri deneyiminde birinci olduğunuz önce sizi ve ekiplerinizi tebrik edelim. Dergide yayınlandığı sırayla başladık. Öyle devam edelim. Buradaki bu gruptaki ilk sektörümüz seyahat olacak. Müşteri deneyiminde birincilik ödülünü alan şirket ETS. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sevgili Suat Özbey'i tebrik ediyorum, davet ediyorum. Sevgili Suat, bu alkış sana ve ekibine. Başarının sırrı bu müşteri deneyimi yolculuğunda başarı getiren strateji birkaç cümleyle bizimle paylaşır mısın? Tabii. Şimdi öncelikle herkese esenlikler dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Sanırım pandemi döneminde en ihtiyaç duyduğumuz temennim sağlık. Sonra bir hatırlatma yapmak isterim. Geçen hafta yaşadığımız bu acı İzmir depremiyle alakalı yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemek istiyorum. Bu depremi yaşayan herkese, tüm İzmirli vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Acılarımızı candan paylaştık. Bizi bu ödüle layıklanan gören misafirlerimize, herkese, katılımcılara teşekkür ederiz. Çabalarımızın karşılık bulduğunu görmek çok büyük mutluluk veriyor. Tabii gurur kaynağı ve motivasyon kaynağı da oldu aynı zamanda. Hepimizin bildiği gibi bu, biraz önce ifade ettiğiniz Rauf Bey, bu başarının tek bir sırrı yok. Tek bir formülü yok. Bu tamamıyla bir ekip işi. Muhasebesinden finansına, bölgede refakat eden, misafirlere refakat eden rehber arkadaşlarımızdan, pazarlama ve satış kadrolarımıza, teknoloji ekibimize, misafir ilişkileri birbirimize, herkesin çok ciddi bir emeği var. Ben de onlar adına kabul ediyorum bu 2021 yılı bizim sektörde 30. yılımız olacak. 1991 yılında kurulmuş bir şirket ETS Group. Geçtiğimiz bu 30 yıl boyunca sektöre önce olan birçok atılımda ilke imza attık. Ödüller aldık ama bu başarımızın arkasındaki en büyük güç koşulsuz misafir memnuniyetini odak noktamıza koymamız oldu. Bu yaklaşımla doğru orantılı olarak da misafirlerimizin tatillerinin seçimi esnasından başlayıp rezervasyon aşamasına gelene kadar, sonrasında tatillerinin başlangıcından mutlu bir şekilde evlerine dönene kadar bütün süreçlerini biz çok sıkı takip ettik. Bütün misafir geri dönüşleriyle, deneyimleriyle birebir de ilgilenen bir ekibimiz var. Arada farkı yaratan da tahmin ediyorum bu hassasiyet ve yaklaşım oldu. Bu 30 yıl süresince edindiğimiz bilgi ve birikimleri, yorumları, önerileri, dinlediklerimizi, geri dönüşleri de yol haritamızın mihenk taşı olarak yaptık ve hizmet standartlarımızı her sene biraz daha üzerine koyarak taşımayı amaç edindik. Tabii bunların dışında yaptığımız bu uygulamanın sürdürülebilir olması çok önemli. Sürekliliğinin olması çok daha önemli. Biliyorsunuz pandemi süreci birçok sektöre, bazı sekteye uğrattı birçok sektörü ama turizm ve seyahat bunların başında geliyor diye tahmin ediyorum. Biz bu süreçte dahi misafirlerimizle ilişki yönetimimizde çok hassasiyet gösterdik. Onlardan geri dönüşlerde olumlu olumsuz çok ciddi bir yaklaşım sergiledik. Taleplerini aldık, olumlu karşılamaya çalıştık. Tabii bunlarla beraber onları üzmemek adına da çabalarımız sanıyorum bu neticeleri doğurdu. Başta söylediğim gibi yani misafir memnuniyeti odaklı çalışmanın en önemli konusu misafirin ne yaşadığını, deneyimini bütün zincirin halkalarında takip ediyor olmak. Verdiğimiz hizmet tabii elle tutulur, gözle görülür bir hizmet değil. Çok göreceli. Fakat sadece bizim verdiğimiz hizmet yanında bir de tedarikçilerimiz var. Yani otellerimiz var, tesislerimiz var, partnerlerimiz var. Bu aldığımız geri dönüşler bu hizmetin sürdürülebilir olması mahiyetinde başka çabalarımız, çalışmalarımız da var. Mesela misafirlerin beklentilerinin çalıştığımız tesislerde karşılanıp karşılanmadığını da çok hassasiyetle ölçüyoruz. Ve bu geri dönüşlerin çalıştığımız otellere bir fayda sağlamasını da amaç ediniyoruz. Hem konseptlerin hem hizmetlerin geliştirilmesi mahiyetinde. Partnerlerimize böyle bir fayda da getiriyor. Fazla vaktinizi almayayım. Zaten çok baştan beri dinliyorum. Çok faydalı bir panel oldu. Katılımcılar çok detaylı, değerli, çok iyi bilgiler verdiler. Bazı bilgileri, fikir alışverişlerini güncelleme imkanı sağladılar. Başta Rauf Bey, sizlere
haricinde nezdinizde First Company ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu şekilde de olsa bir araya gelmek çok mutluluk verici. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Sizi ve ekibinizi kutluyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz. Temizlik ürünlerinde marka olarak Domestos birinci oldu. Ödülünü almak üzere Unilever Ev Bakım Kategorisi Direktörü Mine Mavi davet ediyorum. Önce kutluyorum ekibinizi ve sizi. Siz başarınızı nasıl paylaşıyorsunuz bizimle? Tabii ki. Öncelikle böylesine kapsamlı ve değerli bir araştırmanın sonucunda bu ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Tabii ki geldiğimiz gün açısından bakarsak aslında hijyen her zaman önemliydi, hep söylüyoruz ama bugün itibariyle belki de çok daha önemli artık. Biz Domestos olarak Türkiye'de 99'dan beri ama dünyada geçtiğimiz 100 yıldır hijyen standartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Başarımızın temelinde de hep en iyi ürün, en iyi deneyim ve tüketicilere verdiğimiz aslında güven var. Bunu da her zaman sağlıklı bir gelecek için hijyenik ortamlar yaratarak yapıyoruz. Dolayısıyla da aslında başarımızın temelinde insan var. İnsanın ihtiyacı neyse, sağlıklı olması, hijyenik bir alanda yaşaması için neyse aslında buna bağlıyoruz. Bunun da ötesinde tabii ki en değerli varlığımız diyeyim marka amacımız. Marka amacımız olmadan aslında geldiğimiz yere gelemezdik. Şu anda bulunduğumuz pazar liderliği, özellikle ev temizlik kategorisi pazar liderliğinde bulunmamızın en önemli yapı taşlarından bir tanesi tabii ki marka amacımız. Bu da her gün her yerde kötü hijyen koşullarına karşı mücadele etmek. Bunu yapmaya tabii ki devam edeceğiz. Biz de Domestos olarak bundan sonra tüketicilerimizin de deneyimini arttırmak için ve deneyimini daha da iyileştirmek için ve hijyen konusunda değer yaratmak için çalışmaya durmadan devam edeceğiz. Çünkü Domestos durdurulamaz. Aynı şekilde tüm çalışmalarımız, tüm yatırımlarımız bunun için olacak. Biz de tüketicilerimize, bizlere olan güvenleri ve sevgileri için çok teşekkür ediyoruz. Tüm Domestos ekibi adına bu ödülü alıyorum ve ben de onlara buradan sizin nezdinizde tekrar teşekkür ediyorum. Biz de tekrar tebrik ediyor ekibinizi ve sizi kutluyoruz. Bir sonraki sektöre geçelim. Havayolu sektöründe müşteri deneyimi alanında birincilik ödülü Türk Hava Yolları'na, ödülü almak üzere Türk Hava Yolları Müşteri Deneyimi Müdürü Mustafa Mücahitoğlu Bey'e söz vereceğim. Önce sizi kutlayalım, alkışlarımızı gönderelim size. Siz başarınızı birkaç cümleyle paylaşırsanız neler söylersiniz? Merhabalar Rauf Bey, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle Fast Company Türkiye'ye, Türksel Global Bilgi'ye yine katkı sunan akademisyenlerimize, ülkemize ve sektörlerimize özel bir müşteri deneyimi endeksi geliştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Bu anlamda NPS, CSAT çok takip ettiğimiz skorlar ama bu anlamdaki statikoyu olduğu haliyle kabul etmeyip bir yenilik ortaya koymaları bizim için de çok anlamlı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı, dünyanın da en çok uluslararası noktasına uçan havayolu olarak bayrağımızı daha yüksekte dalgalandırmak için müşteri odağıyla durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Geçmişte ulaşım ve turizm sektöründe seyahat aslında A noktasından B noktasına ulaşmak için fonksiyonel bir araçtı ama bugün artık yolculuğun kendisi başlı başına deneyimlenmek istenen bir çekim noktası. Bugün bazı havayolları pandemi nedeniyle yolcularına aynı noktadan başlayıp aynı noktaya gittikleri, dönüp tekrar aynı havalimanına indikleri uçak biletleri satıyorlar. Dolayısıyla deneyimin kendisi aslında bu seyahat oldu. Biz de Türk Hava Yolları'nda daha konforlu bir deneyim sunmak adına en yenilikçi uçakları, Boeing 787, en son geçen hafta filomuza dahil olan Airbus 350 gibi yenilikçi ve çevre dostu uçaklarla filomuzu genişlettik. Ve bu uçaklarımızın içinde baştan sona deneyimi yeniden tasarladık. Yani koltuklarıyla, uçak içi eğlence ekranlarıyla konforu en üst seviyeye çıkarmayı hedefledik. Keza uçak içi kablosuz internet bağlantısında da filomuzun büyük bir kısmına yaygınlaştırdık. Sadece çift koridorlu uçaklarda değil, aynı zamanda dar gövdeli uçaklarımızda da bunu hayata geçiriyoruz.
çok yaygınlaştırıyoruz. Yine yeni hub'ımız İstanbul Havalimanı'nda girişten hızlı geçişlere, check-in'e, lounge'lara, biniş sürecine kadar farklı yolcu segmentleri için böyle akıcı ve ayrıcalıklı alanlar tasarladık. Ülkemize layık bir havalimanı ve yolcu deneyimi sunmak için. Yine pandemi döneminde hepimizin zihninde seyahate ilişkin endişeler var. Bu endişeleri gidermek için uçağa binişe kadar dijital ve temassız süreçler oluşturduk. Artık pasaportunuzu vermeniz, biniş kartını almanız gibi böyle alışverişler çok gerekmiyor. Bütün bu süreci dijitalleştirdik. Yine kabin içerisinde hijyen tedbirlerinden sorumlu, sadece hijyen tedbirlerine odaklanan hijyen uzmanlarımız görev yapıyorlar. Ve tüm yolcularımıza hijyen kitleri sunuyoruz ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Yani müşterilerimizi sürekli dinleyerek çok uzun bir seyahat süreci, 90'dan fazla temas noktası var. Bunlarda yaptığımız yeniliklerle hem keyifli hem güvenli bir seyahat deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Ödül alan tüm markaları tebrik ederim. Bu anlamlı ve gurur verici ödül için sizlere, araştırmaya katılıp memnuniyetlerini ifade eden tüm müşterilerimize ve müşteri odaklı çalışan ben ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Türk Hava Yolları'nı ve sizi ekibi, bütün ekibi kutluyoruz. Bu gruptaki bir başka ödül alan şirket giyim perakendiciliğinden geliyor. Zara marka. Şirket Inditex Türkiye İletişim Müdürü Dilara Gözelik'ti hanımefendi aramızda. Sizi de ekibinizi de kutlayalım önce. Çok teşekkür ediyorum. Siz başarının sırrını, müşteri gözündeki bu başarınızı neye borçlusunuz? Siz de birkaç dakikayla paylaşın lütfen. Öncelikle bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok gurur duyduk, çok onurlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinden geçmiş olduğu bu zor günlerde yüzümüzü güldürdüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Inditex her ne kadar günden güne hızla büyüyen ve çok hızlı hareket eden, dinamik ve genç bir şirket olsa da bizim bütün adanmışlığımız müşteri deneyimi üzerine. Biz ne kadar operasyonlarımızı, mağazalarımızı, sayımızı ve ekip arkadaşlarımızı büyütsek de bu adanmışlıktan hiç uzaklaşmıyoruz. Çünkü büyüyen şirketlerin en büyük girdabıdır bazen. Büyüdükçe sokaktan ve müşteriden uzaklaşılır. Bu en büyük tuzaktır bence şirketler için. Biz bunu yapmıyoruz. Biz her zaman pandemi sürecinde de sonrasında da öncesinde de yeni ürünlerle her salı ve cuma yeni koleksiyonlarla birçok imkansızlık içinde dahi olsa tüm dünyada müşterilerimize mağazalarımızda olmasa da online'da online stoklarımızda mağaza stoklarımızı hızlıca içeride çalışıp birleştirerek hızlıca cevap verdik. Bizi seven hiçbir müşterimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Öncelikle onların ve ekiplerimizin, ekip arkadaşlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak operasyonumuzdan taviz vermedik. Sanıyorum bu güzel ödülde bu adanmışlığın içeride gerçekten çok yoğun verilen bir emeğin bir sonucu diye düşünüyorum. O yüzden çok gururlanıyorum şirketim adına ve size de çok teşekkür ediyorum bunu gördüğünüz için. Bundan sonraki süreçte de Inditex yine müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılamak üzere yine her hafta yeni koleksiyonlarla hatta yani bu sadece ürün bazında değil pandemi sürecinde biz müşterilerimize Osho markamızda spor yaptırarak diğer genç markalarımızda DJ performanslarıyla ya da müzikle cevap vererek yani onlara evde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak şekilde hızlıca aksiyon alarak onlara yani güzel zaman geçirmeye çalıştık mağazalarımıza. Ulaşamayan müşterilerimize biz ulaşmaya çalıştık. Bunu çok hızlı bir şekilde tüm dünyada yaptık. Dolayısıyla hız kaybetmeden öncelikli olarak müşterilerimizin ve ekip arkadaşlarımızın sağlığını düşünerek yine bu adanmışlıkla yolumuza devam edeceğiz. Siz ve sizin gibi değerli firmalar bizi gördüğünde biz çok mutlu oluyoruz. Ve size çok teşekkür ediyorum. Evet, tüm şirketim adına. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Eğer sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sizi ve bütün ekibinizi kutluyorum. Bu kategorideki son şirketimizi, markamızı da ödüllendirelim. Marka Maybelline. Umarım doğru söylemişimdir. Maybelline. Maybelline. Kullanmadığım için daha haklısınız. Maybelline. Doğru.
L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonu Pazarlama Direktörü Ezgi Vitrinel alacak. Ana şirket L'Oréal, marka Maybelline. Böylece aynen, onu da öğrenmiş olduk. Sizi ve şirketi, ekibinizi kutluyorum. Siz ne söyleyeceksiniz? Başarınızı, evet. Ne borçlusunuz? Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani bence her birimiz için ödül almak zaten oldukça güzel ama yani müşterilerden aldığımız ödül kesinlikle hepimiz için bence en kıymetlisi. O yüzden biz de çok çok gururluyuz L'Oréal olarak bu ödülü aldığımız için. Bizim de elbette L'Oréal olarak her zaman en büyük önceliğimiz müşterilerimizi mutlu etmek ama yani kozmetik sektörü için bu son dönem gerçekten olağan dışı bir dönem geçiriyoruz. Hepimiz farkındayız ki. Yani özellikle Maybelline'le şu an bir ödül alıyoruz ama makyaj kategorisinde son dönemde ürün denettiremeden, tester olmadan servis vermeye çalıştığımız çok farklı, olağan dışı bir dönemdeyiz. Ve çok mutluyuz ki son 5 yıldır gerçekten dijitalleşmeyi odağına koyan bir şirket olarak sanıyorum bunun şu anda sonucunu görüyoruz. Hem online'da hem offline'da sanal testerler entegre ettik, QR kodları koyduk, birçok sanal deneme uygulamasını hayata geçirdik, çok fazla içerik sağladık. Yani teknolojiyi gerçekten hayatımızın odağına koyarak bambaşka bir müşteri deneyimi yarattık bu dönemde. Tabii ki bunun yanında diğer taraftan tahmin edeceğiniz üzere birçok konuda müşterinin aramaları da çok arttı. Yani normal bir dönemin 4-5 katı müşteri araması alıyorduk birçok ürünle ilgili. Bu dönemde bu hizmeti hiç aksatmadan tersine kalitemizi arttırarak maksimum 2 gün içinde dönüşler yaparak ve maksimum empatiyle, yani bu dönemde insanların alışveriş yaparken yaşadıkları zorlukları tamamen düşünerek maksimum empatiyle memnuniyet oranlarımızı arttırmayı başardık. Bu yüzden çok çok mutluyuz. Tabii ki bu başarının arkasında tüm arkadaşlarımın söylediği gibi çok büyük bir tüm departmanların çok kooperatif bir çalışması var. O yüzden tüm ekip adına alıyorum ve çok teşekkür ediyoruz. Çok çok gururlandık ve sizlere de buna aracılık ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Sizi sevgili Ezgi Hanım, sizi ve şirketinizi, çalışanlarınızı kutluyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bütün 15 sektörün birinci şirketi, burada temsil edilmeyen ikinci, üçüncü sırada yer alan markalara da buradan iyi dileklerimizi, başarı dileklerimizi gönderiyorum. Katıldığınız için teşekkürler. Sizinle vedalaşıyoruz. Ben şimdi katılan, izlemekte olan izleyicilere de teşekkür edeyim. Hepiniz sağ olun, iyi ki burada bizimle birlikte oldunuz. Bu araştırmayı Türksel Global Bilgi ile yaptık. Türksel Global Bilgi ekibine Genel Müdürü Aynur, çok özür dilerim. Evet. Pardon, Türksel Genel Global Bilgi'ye çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibi kutluyorum. Güzel bir çalışma yaptık birlikte. Fikir onlardan gelmişti. Cahit Bey, Cahit Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Birlikte uzun süre çalıştık. Onun da büyük katkısı oldu. Araştırmacılarımız, hocalarımız vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. 5300'e yakın bir şirketin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürütmüş olduk. Dolayısıyla hepinize katıldığınız için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Thank you.